Arka Bahçe'ye hoş geldiniz. Kışın en soğuk günlerinden birini yaşıyoruz. Ama asıl soğuk olan galiba yaşadığımız günler. Biz yine de bu soğukta biraz sohbetle, biraz müzikle, biraz sanatla içinizi ısıtacağız. Yüreğinizi hafifletmeyi deneyeceğiz en azından. Evet, bu akşam konuklarımız Mert Fırat Timur Acar ve Kemal Aydoğan. Onlarla moda sahnesini, tiyatro yolculuğunu, sanatı, elbette hayatı konuşacağız. Meri Aşkın'ın şarkısıyla açacağız programımızı. Ondan başkaca performanslar da alacağız. Sohbetimizde elbette o da olacak. Terennüm etmek üzerine konuşacağız onunla da. Evet, Arka Bahçe'de sohbet başlayacak ama önce Meri Aşkın'ı dinleyelim. Thank you.
bahsettiği hani bir kazan kaynaması durumu var, bir şeyler oluşuyor ve aslında böyle ana akım medya ve ana akım plak firmaları da biraz gözlerini bu taraflara çevirmeye başladılar. Çünkü burada gerçek bir değer var. Yani potansiyel var ayrıca. Dönemdaşlarım diyeyim. Hani herkes gerçekten yaşadığı, hissettiği ve taze bu anın, bu çağın, işte şu an yaşadığımız şey her neyse yani İstanbul'da, Türkiye'de onun müziğini yapıyor. Ve o tazelik çok şey, cezbedici bir şey. O yüzden işte Ablukada'nın konserleri, işte hiç albüm, tanıtım vesaire falan olmadan. Evet, Meri Aşkı'ndan sonra programa nasıl devam edeceğimizi bulmam konusunda yardımcı olursunuz diye umuyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkürler, sağ olun. Terennüm'den, moda sahnesinden, en kısa gecenin rüyasından, Shakespeare'den, klasiklerin sahnelenmesinden hepsinden biraz biraz konuşacağız. Konuklarımız Mert Fırat, Timur Acar, Kemal Aydoğan. Kemal Aydoğan'ı nihayet çıkardık canlı yayına. Bunu geyiğini yapmasak olmazdı. Editörlerimizle birlikte bu da çok emek verdik. Sonu baklava teklifine kadar gitti. Neyse, detayları daha fazla anlatmayacağım. Tamam. En kısa gecenin rüyasından görüntülerimiz var. Onu izleyelim. Sonra yavaş yavaş sohbetimize başlayalım. Hem de Merih bir nefes alsın. Güzeller güzeli Hipolita, izdivaç vaktimiz hızla yaklaşıyor. Şen şakrak geçecek şu dört günün ardından yeni bir ay doğacak. Sevgili dostum bak, buraya bak. Evet. Aha, hemen gidip getir şu çiçeği bana. Biliyorsun, anlatmıştım bir keresinde sana. Çiçeğin özünü uyuyan birinin göz kapaklarına damlattığında, kadın ya da erkek hiç fark etmez, uyanır uyanmaz karşısında gördüğü ilk canlıya deli divane olmasını sağlar. Hadi gidip getir şu çiçeği bana. Leviathan bir fersah yüzmeden de burada olayım. 40 dakikada tırlarım dünyanın çevresini. Hele şu çiçek bir elime geçsin. Yalan yok sözde. İnan bana. Ağzın ne de güzel laf ediyor senin öyle. Namusun ve şerefin üstüne yemin ederim. Yalan söylediğini bir an olsun düşünmedim. Ama yine de bir tane. Aramızdaki sevgi ve nezaketi hürmeten. Mütevazı insanlardır. Sen biraz uzakta yap çocuğuma. Erdemli bekar bir erkekle. Genç bir kıza yakışır bir uzaklıkta. Bakayım. Heh. Böyle daha iyi. İyi geceler bir tanem. Ölene dek sussun sevgimiz. Dönmeyelim sözümüz. Yapma böyle. Sen her gün biliyorsun bunu bildiğimi. Şimdi burada bütün iyi niyetimle içtenliğimle diyorum ki her bir aşkımla vazgeçip sana bırakıyorum yerini. Sen de Helena'yı bana bırak, bağlayalım bu işi tatlıya. Hem bak, Helena'yı seviyorum ben. Ölene kadar da ona aydım yalnızca. Hay Allah'ım! Alaycılığın ve dalgacılığın bir sınırı vardır yalnız. Yani sen gel, değil mi ama? Al senin olsun o kıymetli Hermia. Önceden sevdiysen bile eser kalmadı ona olan aşkımdan. Kalbim bir süre misafir olduysa bile ona. Döndü şimdi asıl yuvası Helena'ya. Hem dönene de konuda kalmaya. Yalan söylüyor Helena, yalan söylüyor. Aklının almadığı sevdaya yalan deyip kara çalma. Evet, en kısa gecenin rüyasıyla başlayacağız ama malum bugün sanırım oldukça çok mesaj alacağız. Programdan önce gelenleri ben bir toparlamıştım, şu an gelmeye başladı. Hızlıca bir miktar okuyacağım. Efendim merhabalar, hoş geldiniz evimize. Başlangıç için muhteşem bir müzik, bir eser demiş
izleyicimiz. Venedik Tacirini izler miyiz? Teşekkürler demiş moda sahnesinden. Moda sahnesinin izleyicisiyle arasındaki yalın ve içten dili iletişimini çok seviyorum. Bunun oluşturulmasında yönetmen Kemal Aydoğan'ın payının büyük olduğunu düşünüyorum. Kendisi en son ne zaman oynadı bilmiyorum ama yönetmenliğin yanında sahnede olmayı düşünüyor mu? Şimdi bu soruyu şimdi bırakalım ama ben moda sahnesiyle ilgili şuradan başlamak gerçekten istiyorum. Tiyatro seyircisi bulmak aslında sinemaya da, salonlara, konserlere de hatta insanları bir araya getirip bir yerlere toplamanın zorlaştığı zamanlardayız ama görüyoruz ki ve iyi ki moda sahnesi pek böyle bir dert yaşamıyor. Bunu tek başına hani ünlü oyuncuların olması da açıklayamayız. Başka sahneler de var. Siz bunu nasıl oluşturduğunu düşünüyorsunuz? Bayağı 15 yıllık bir birikim var yani sadece hatta hiç bence ünle ilgisi olmayan bir durum var ortada. O da şey hani Kadıköy zaten işte Kemal abi 15 yıldır bizleri de hatta daha uzun 99 mu abi? 99. Tabii 99 2000 desen 16 yıl yani 17 yıl biz işte 10 yıldır birlikteyiz ve Kadıköy'de bilfiil aslında tiyatro yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla biz daha dizilerde tanınmadan önce insanlar bize şey oyununuza geldik ya falan diyorlardı. Oradan tanıyorlardı. Dolayısıyla o tanışıklık... Mahallenin evlatları. Evet yani orada böyle bir başka bir şeye sebep oldu. Ve insanlar aslında bizleri bu yapının içinde, moda sahnesinin içinde görünce de ne bekleyeceklerini, bizden ne alacaklarını bilerek geliyorlar sahneye. Ve aslında diğer oyunlar için de bu aşağı yukarı böyle oluyor. Yani hani moda sahnesi ve bizim orada oynanan bir oyunla da ilgili aslında... Aşağı yukarı bir fikirleri, bir beklentileri oluyor. Yani dolayısıyla o beklentinin aslında karşılığı diyebiliriz. Bunu sürdüren bir şey de sizin ama orada devam ettirdiğiniz iletişim gibi de geliyor bana. Bir tercih ya bizimkisi. Seçtiğimiz oyunlar, ne bileyim, yaptığımız rejiler. Genelde insanlara da sıcak gelen tarafı o gibi geliyor. Ne bileyim, klasik oyunları, genelde her sezon bir klasik oyun yapıyoruz mesela. Oraya gelen izleyicinin de çıktıktan sonraki reaksiyonu, tepkisi bizim için önemli tabii ki. Ayaklarımız geri geri giderek geldi buraya ama şu an çok mutluyuz. Çıkar çıkmaz nasıl buldunuz? Çok zor bir şey yani, değil mi? Evet de ama çıkar çıkmaz hani aslında ne kadar kötü şey bakalım klasik oyunda izleyebiliyormuşuz diyerek çıkan seyircilerimiz çoğaldı aslında yıllardan beri gelen bir şey bu. Bunun da giderek hani artarak devam ettiğini düşünürsek seyirciyle bizim buluşmamızda ilişkimiz de buna göre şekillendi aslında yani. Peki hani genelde sahnelemesi keyifli ve komedi unsurları yoğun oyunlar seçmenin payı var mı? Ya şöyle aslında biz şöyle demem doğru olur galiba bir yaşam alanı olarak orayı seçiyoruz. Yani bir şey yapmadan önce bir oyunun peşine düşmeden önce bizim için orası özel alan, çalışma alanı gibi bir ayrıma tabi tutmadan orada yaşadığımız ve insani ilişkileri de düzenlediğimiz, kurduğumuz, yürüttüğümüz bir mekan. Öncelikle buradan başlıyoruz. Ondan sonrası yani Zucco başka türlü bir yapıya sahip. En Kısa Gecenin Rüyası başka türlü. Oyunların kendi içinde kendi... sözleri başka başka biçimlenmiş durumda. Bence çok ona bağlı bir şey değil. Yani komedi olma sebebiyle seyircinin fazlalığı bundan dolayıdır diyemeyiz. Peki daha çok o zaman Mert ve Timur'un söylediği nedenlerle mi? Yani sizin kurduğunuz iletişim ve oradaki geçmiş. Tabii yani şöyle yani bir kere işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani en temelde hep sabah akşam konuştuğumuz şey nitelik denen şeyi nasıl var ederiz? Yani oyunculukta, rejide, tiyatro binasında. Şimdi biz mesela bir tiyatro binası yaptık. İnşallah Merih gelip çalar orada. Türkiye'deki en iyi akustiği olan mekanlardan biri. Bunu bile isteye yaptık. Çok da istedik. Çaba da sarf ettik. Maddi olarak çok da hani bizi zorlamasına rağmen hiçbir şeyden kaçmadık. Ama çalan her müzisyen bir kere daha çalmak istiyor. Çünkü... orada müzisyenlerin konforunu da düşündük. Sadece dinleyicilerin değil. Bu şöyleydi. 5 liraya yapabilirdik bunu. Ama 15 liraydı şu an maliyeti. Dedik biz 15 lira harcayalım. Yoksa 5 liralık seyircimiz olurdu. Yani adım gibi eminim. Ya bir kere gelirlerdi. Bu mekanda iyi dinleyemiyoruz. Peki iyi konser paranız dinleyemiyoruz. Yetmeseydi?
Paramız şöyle yetmedi zaten. Yetmedi zaten. Yetmedi. Hayallere para yetmiyor zaten. Ama onu gerçekleştirme isteği, hevesi. Yani 12 tane aslan gibi insanız. bileğe kuvvet. Tabii yani hani oranın harfiyatını da taşıdık ama hemen hemen her işte aklımızın erdiğince biz kadar bir yerden bahsediyorum. Nitelik denen şeyin peşindeyiz. Ve ilk tanıştıracağımız seyirciyi, kendimizi de ilk önce nitelik. Ondan sonrası her şey olur diye sanıyoruz. Ama nitelikli olarak mesela neden En Kısa Gecenin Rüyasını yeniden çevirttirdikle başlayalım. Çünkü mesela eski çevirilerin hiçbirinde... Mesela onu söylerken şeyi de söyleyelim o zaman. Bugüne kadar hep bir yaz gecesi rüyasıydı. En Kısa Gecenin Rüyası... Üç tane çevirisi var. Dönüştüm. Bahar Noktası, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası ve Bir Yaz Gecesi Rüyası. En doğru çeviri aslında Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası. Çünkü oyun herhangi bir yaz gecesini işaret etmiyor. Sadece Haziran'ın 21 Haziran haftasını işaret ediyor. Bu anlamda Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası en doğru çeviri Türkiye'deki. Ama akademik, yani bizim oynama biçimimize bir şey demiyordu. Biraz da böyle oyunsu, çünkü En Kısa Gece 21 Haziran bildiğimiz gibi. Biz o dolaylı oyunu da kurarak, sahneleme biçimimizi oyunun ismine de taşıyarak oradan başladık. Emine Ayhan ve Aysun Şık da bu noktada gerçekten çok iyi bir çeviri çalışması yaptılar. Ama buradan başladık. Yoksa hazırda zaten çeviriler vardı. Can Yücel'in çevirisi tabii ki çok iyi bir çeviri ama Can Yücel... çevirdiği gibi de oynamak istemedik. Ben Proskurt'un çevirdiği gibi de oynamak peki istemedik. Peki ama Can Yücel'in çevirisiyle gene de en çok onunla kesişiyor sanki. Ona çeviriniz. Daha yakınız. Ona daha yakın, evet, değil mi? Onun gibi değiliz ama ona daha yakınız. O çünkü ben Türkiye'li de bir dünya. Bayağı eski bir çevirisini buldum biliyorsun. ona yakın olmadığı kesin. Yani çünkü Can Yücel daha buradan bir sesi, sound'u Shakespeare'in içine dahil etmişti. Shakespeare'i buradan bir sound'la anlamıştı çeviri. Dil anlamında. Emine Ayhan Aysun'un çevirisi ve bizim de sahnelememizde de zaten bu çok belirgin bir öge. Buralı, bu topraklara nasıl gelir ve buradan nasıl anlarız? Bir takım ögeleri buraya nasıl çeviririz idi derdimiz. Bu anlamda biz kendi dilimizi, kendi dünyamızı kurduk. Diyeceğim, çeviride de yeni bir risk aldık. Hem Türkiye yeni bir çeviri kazanmış oldu. Hem de biz kendi oynayacağımız metni çevirttirdik. Ya buradan başlıyor demek istiyorum. Evet. Kadroyu kurarken ona göre bir kadro kurmak. O işe uygun oyuncuları bulmak. Kastı bulmak. Zaten hani bizim ekip, benim dışındaki ekipten bahsediyorum. Peki bu çeviri riski dediği şey... yani... Aynı zamanda pek çok aslında eleştiri de size moda sahnesiyle ilgili oradan yürüyor. Hem olumlu eleştiriler aslında hem olumsuz eleştiriler. Onlara dair ne düşünüyorsunuz? Yani çok mesela tepkisel yaklaşanlar da var. Böyle mi sahneleriniz Shakespeare falan diye. En çok onları seviyoruz. Bizi çünkü ayakta ve diri tutuyor. Gevşememize izin vermiyorlar sağ olsunlar. Bir taraftan zaten o yorumlar yani aynen dediği gibi Kemal abinin yani hepimiz iyi kötü takip ediyoruz, bakıyoruz. Ve ne bileyim o hani çeviriye gelen, sahnelemeye gelen, oyunculuğa gelen yorumlar bizim zaten duymak istediğimiz şeyler. İyisi de kötüsü de. Yani dolayısıyla biz zaten karnımız açık. Reji çalışıyor. Tamamen açık biçimde zaten şeyiz. Yani hazırız her türlü tepkiye ve şeye. Yani zaten böyle yola çıkıyoruz. Aynı zamanda çeviri dediğin şeyin içinde aslında bir yandan bir dramaturji de var. Tabii. Yani tam oradan başlıyordu Kemal abinin o aslında. Hani çeviri ya da onun işte çok aslında iyi çevirmenlerimiz çeviri olmasına rağmen... Tabii, mesela yani, Onur... Bütünüyle uyarlama böyle bir şey söylemişti. Yani bütünüyle uyarlama diyemeyiz çünkü uyarlama çok başka bir şeydi. Tabii. Ama hani yine bir tarafıyla dediği gibi Onur'un da hani uyarlamanın da bir tarafı var. Bir de nasıl okuduğuna bağlı ya hikaye. Hı-hı. Hani orada aynı kelimeyi anlatan üç farklı eş anlamlı Hı-hı. kelime var. O kelimelerden hangisini çekip hangi dramaturji, hangi yapının üzerine kuruyorsun hikayeyi? Tabii. Önemli olan o. Biz o kelimeyi nereye doğru, o cümleyi nereye doğru kuruyoruz? O önemli. Yani hedefi ne cümlenin? Biz o cümleden ne anlıyoruz? Bütün yapıdan ne anlıyoruz? O cümlelerin, o kelimelerin işte sürekliliği neye doğru işaret ediyor? Ya bu bir işte mesela daha kadın tarafından bir metin mi? Daha erkek tarafından bir metin mi? Erkeğin diline edinmiş bir metin mi? Erkeğin diliyle tam da erkeği eleştiren bir metin mi? Yani bütün bunlar
nereden okuyup, rejinin neye karar verip, hepimizin neye ikna olup ve o cümleyi de, o kelimeyi de nasıl edinip sonra onu nasıl kullandığımız aslında. Yani çünkü onlar bizim silahlarımız, onlar bizim malzemelerimiz, neyse işte kendimiz, derdimizi, karakterimizi anlattığımız şey. Yani çok küçük bir örnek vereyim. Mesela benimki, benim karakterim daha böyle şey, kapitalin peşinde olan, daha ticari bir adam. Dolayısıyla kurduğu bütün cümleler, kelimeler öyle. Biz şimdi böyle çevrilmemiş bir metinden... Ama bir okuma. Tabii, eğer böyle okumazsak ya da böyle çevrilmemişse biz bu ipuçlarını kaybedebiliyoruz. Ama yeniden çevirmede didik didik edince iki tane kelime bir şey yakalıyorsun. Abi bakıyorsun adam bayağı ticaretin diliyle konuşuyor. Aşkı bile öyle konuşuyor. Dolayısıyla oynayacağın karakterin yapısı çıkıyor ortaya. Yani biraz aslında tam da oradan geçiyor hikaye. Yani böyle okumak ya da böyle yaklaşmaktan tekste de, metne de, dünyaya da, sahneye de, her şeyde. En kısa gecenin rüyasında özellikle senin karakterlerin üzerinden Mert'in söylediği yerden şöyle devam edebiliriz belki. İşte kadın okuması, kadın gözüyle okuma hikayesi açısından. Yani ben mesela öyle bir sürü şey buldum. Peki o şeyden merak ediyorum. Mesela Shakespeare'in vurguları bu kadar net miydi yoksa sizin yorumunuzla mı orası o kadar güçlendi? Yo, aslında vurguları bu kadar netti metinde de yani. Biz de zaten onu belirttik. Yani mesela Theseus için babacan bir adam olarak hep bahsediliyor ama aslına baktığımızda hani o kadar da babacan değilmiş bu adam. Yani gerçekten de acımasız bir yönetici kısmı da var. Kadını zapt etmesi, Hipolite'yi savaşarak elde etmesi kısmı da var ve büyük bir savaşçı mesela. Öbür kadar yani evet yani neresi işte. Babacan ya? İşte anlatılmıyor ama aynen, işte o babacan okuma aynen, nereden gelmiş nereden yıllardan gelmiş beri? Biz de onu mesela bir dakika dedik ki yani evet bu adam aynen pek de babacan o değil baba yani gerçekten. İşte evet yani o devlet yani baba işte. Yani. Erkeği bir şey diyen zaten. Erkeği koyan yani ben aynen burada evlenemezsiniz. Neden? Çünkü yasalar bunu gerektiriyor diyen bir adam yani işte. İkinci karaktere de baktığınız zaman işte Amazon, pardon, ormana geçtiğimizdeki işte o Oberon karakterinin işte tamamıyla o elbiseyle sahneye çıkması bilerek seçtiğimiz bir şey yani. Biz de ilk başta hayırdır ya neden böyle bir dakika ya falan hani böyle bir okuma evet metin bunu ortaya çıkarmış ve karşısında da bu sefer de güçlü bir kadın var mesela. Onun etrafında dönen bir oyun oradaki de mesela Didem'in canlandırdığı karakter. Mesela o tip renkleri karşı karşıya getirmek de bizim de amacımız mesela, metinden yola çıkarak. O tür bir okuma yaparak yani. Bence o bakımdan rengini çok güzel vermiş metin. Elinize sağlık bir kez daha. Benim için o bakımdan çok şeydi. Orijinal bulduğum bir tarafıydı. Yani onların çok iyi kurgulandığını söylemek lazım. Daha oyundan da çok bahsedeceğiz. Terennüm'den biraz konuşalım. Albümden. Hı-hı. Hemen araya birkaç mesaj daha sıkıştırayım mı? Bu arada bütün müzisyenlerle yani programdan önce mutlaka şu muhabbet olur. Ya bana çok soru sorma olur mu falan diye. senin öyle bir... Baştan bir anlaşalım şimdi. Açık ol. Rahat Terennüm ol. Terennüm ne demek acaba? Terennüm güzel sesle böyle içe dönük türkü şarkı söylemek. Böyle bir meclise toplanıp dolu şey gibi. Şakımak falan gibi de. Evet işte. Şey. Mırıldana mırıldana böyle. Terennüm etmek. Aynen. Ha terennüm etmek. Çok güzelmiş. Peki niye sor ne istersen sorabilirsin. Vay hazırım diyorsun. Senin tiyatroyla aran iyi aslında. O yüzden sohbete katılmakta çok zorlanmayacaksın bence bu akşam değil mi? Ben severim tiyatroyu. Hak oyunun müziklerini yapmıştın. Evet Hak'ın müziklerini. Oyun mesela tam şu an muhteşem zamanlaması gelmiş bir oyun. O niye kısa sürdü? Ya, çok seyirci bulamadı. Nerede bu? Kumbaracı 6'dan sonra tiyatroda. Yani şey Suriyeli bir aktristin gerçek yaşam öyküsüydü. Tek kişilik bir oyundu. Ben de sahnede canlı evet müzik yapıyordum. Yani o oyun için bir şeyler bestelemiştim. Onları seslendiriyordum. Bayağı ama oyun sırasında çalıyordu. Canlı çalıyordum evet. Bayağı sağa sola da gitmiştik onunla. Almanya, Lüksemburg falan. Belki sonra hani yurt dışı, Belçika falan bir şeyler yapacağız ama Türkiye'de yani seyirci bulamadığından ötürü, çok fazla seyirci bulamadığından ötürü ve oyuncu olan işte Amal Omran'dı. Nasıl Suriyeli? O da evet Suriyeli. O da Fransa'ya taşındı bu aralar. Yani sanırım Fransa'da bu sıralar. Öyle kaldı. Yani çok keyifliydi. Ne güzelmiş. Benim için kaçırmışım de çok ben acayip tecrübeydi. Yani çok
Yani bence güzelmiş. Ayşin Şamlıoğlu ve Berkay Ateş beraber sahneye koydular. Bir şey diyeceğim, bu çok yeni bir şey değil mi? Geçen sene. Kısa oynayabildi galiba. Bir yıl, bir sezon oynadı. Şubat ayı mıydı? Şubat olabilir. Ekim'de başladı. Şubat'ta. Yani Şubat falan bir o sezon oynadı işte. Her ay 2-3 oyun oynadı. Hani denk geldi. Sonra işte şu an beklemede yani. Amal burada değil. Değil mi? İşte Berkay zaten başka işleri var. Ayşen'in hoca yok ortada falan. Ben Şesu arkadaşların oyununa gidiyordum. O varmış. Yanlışlıkla yanlışlıkla komedyası oldu. Seyrettiğim oyun oynuyormuş bir de bir yandan. Hani Hakiki Gala oyunu vardı. Zaten Hakiki Gala'yı seyretmiştim ben başka bir oyun. Onların ikinci çıkardıkları oyun zannederken. Süpermiş. Onlar da oradaydı ama çok iyi. Onları da gördüm. Aslında bunu anlatmıştın sen bana. Yani. Evet. Can Güngör biraz moda sahnesiyle işte tiyatro müziği yapma işine adım atmış. Senin evet, Can'la ilk bu oyunda biz değil mi çalıştık? Evet. O mesela o yeni deneyimi yeni yaşıyordu falan. Ama tiyatro müziği dediğimizde İkinci oyunu da yaptık Can'la bu arada. Evet. Şey seviyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz. O müzikleri de değil evet, mi? Evet doğru. Peki senin buradan devam etme gibi bir şeyin var mı mesela? Ya. Çünkü tiyatro müziği denli aslında akla gelen en azından genç jenerasyondan pek az isim var. Ya çok istiyorum tabii. Yani ben çok açığım. Yani bir şey koşa koşa giderim istense benden tiyatro müziği. Öyle bir şey var yani. Çok seviyorum. Tiyatroyu çok seviyorum. Ben zaten oyuncu olmak istiyordum aslında. Hadi. Genelde tam tersi olur. Beni aşkında itiraflar. Hakikaten ilk defa söylüyorum yani. Burada bu kadar. Yasemin şimdi şey tabii doğru iniyoruz. Kolay bir iş gibi algılanmasın bu kadar acayip oyuncunun içinde hani oyuncu olmak istiyorum falan filan. Ama gerçekten şeydi yani çocukluğumdan beri aslında. Böyle şey kendi kendime oynardım evde kütüphaneden bir kitap seçip falan böyle işte bazen Harpagon oluyordum bazen Sirano oluyordum. Hem de yani öyle yani bazen Sirano bazen bazen Sirano. Evet ya. Öyle kimi bir zaman Hamlet. Sonra işte üniversiteye gireceğim sene babamla şeye gittik. Devlet Konservatuarı sınavına götürdü beni. Son günüymüş şeyin. İstanbul'a? Yok, Çukurova. Devlet Konservatuarı'nda. Son günüymüş. Bir şey hazırlık, yani bir yönlendirme de olmadı. Yani müzik şey. Yani çocukluğumdan beri bağlama çalıyorum. O tek kişilik bir şey. Yani kendi kendine gelişebiliyorsun. Daha kapalı, daha kendi kendine temas eden bir şey ama. Herkes gelişemiyordur. O kadar da şey yapma. Yok yani. Öyle bir ama şey de değildir. Ama tiyatroda bence şey var. Bir kolektif durum var. Bir yönlendirme var. Hani biri deseydik yani hadi git bir yerde bir ders al, bir şey yap. Hani çalışma. Tanışaydık derdik vallahi. İşte öyle bir şey oldu. Giremedim tabii. O sene de sonra mühendislik kazandım. Eskişehir'e gittim. Tüm sanatçıların yolu neredeyse bir mühendislik sayısal fakültesinden. Ama bence iyi olmuş. Ama mühendislik. Ama şey sanata hala giden yol mühendislik bu ülkede. Ben onu anladım. Evet, sonra şimdi hala içimde şey var. Yani hatta geçen şeyle konuşmuştum. Gülhan'la Kumbaracı 50'nin direktörü. Ya ben işte bir ders falan almak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum falan diye. Ha. Olur tabii falan dedi. İşte bir gün yani bastonla da olsa falan bir gün Sirano'yu oynamak istiyorum. Öyle bir şeyim var yani. Öyle bir hedefim var yani. Ben onu bu sezon Şehir Tiyatrosu'nda izledim. Ha Yiğit oynuyor Yiğit işte. Oynuyordu, evet. Zaten ben şeyi mesela Bülent Emin Yarar'ı izleyememiştim. Yani ona yetişemedim. Evet, ben de. Yiğit'ten izleyebildim. Yiğit, o da çok güzel oynuyor. Evet ya muhteşemdi gerçekten. Dedim Kılıcın Üstü'nden nasıl atlıyorsun falan. O en talih kusur çok dedi tabii ki. Çok kötü bir sahnede izledim ben onu. Yani Ümraniye sahnesinde izledim. Yani o kadar kötü bir akustiği var ki o sahnenin. Yani bazı sıralar hiç duymuyor. Hiçbir şey duyulmuyor. Şey, yani 4. sırası, 5. sırası bir şey. Hiçbir şey duyulmuyor. Hiçbir şey duyulmuyor. Yani şey, berbat bir akustiği var. Ya duymuyor bildiğin, ya boş yani. Evet evet. Tabii. Ama gene de güzeldi tabii o akustiğe rağmen. Arkadaşlarım davetiye ayarlarken onların bildiği sıralar var. Orayı. Öncesi ya da sonrasını evet ona göre ayarlıyorlar. Bir de Erkan Oğur, Erdal Erzincan bunların hani böyle temas ettiği aslında işte genç diyebileceğimiz pek çok müzisyen bugünlerde hem onların öğrencisi gibi ya da işte onlarla o birlikte yaptıkları işler üzerinden de anlıyorlar ama özellikle sen ve Cihan Murtezaoğlu bayağı benzerlik de kurularak anlıyorsunuz. Evet. Peki hani öykünme mi bu yoksa sahiden sen böyle mi hissediyordun hep
işte yok. Gitarı çalarken, müziği yaparken. Yani bu usta kavramı, yani ustayı taklitle başlarsın falan, hani usta gibi olmaya çalışırsın falan, sonra kendi kendine bir şeyler gelişir, kendi yoluna gidersin durumu var. Ya Erkan abi benim ustamdır, yani müzik yapma sebebimdir. Hiçbir şey bilmezken gitarı alıp abi bana şunu öğretsene diye kapısını çaldığım biriydi. Daha sonra yıllar içerisinde işte abi kardeş ilişkisine dönüştü. Öyle bir şey var yani, ama ben gene de hani böyle birebir Erkan Oğur böyle şey, hani veliaht falan gibi bir şeyini düşünmüyorum. Öyle bir taraftan yürüdüğümü düşünmüyorum yani. Ama birileri tabii söyleyiş biçimi, yani zaten şimdi o kadar özgün ve tek başına ki yaptığı işte. Yani perdesiz gitar çalıyorsun, zaten işte Erkan Oğur var, çalıyor. Doğru. Kopuz çalıyorsun, işte acayip çalıyor falan, tamam mı? Yani net. Ne yaparsan yap yani, hani ne yaparsan yap yani işte hani. O yüzden bu kadar tek olunca, yani şimdi işte şeye benzetiyorum ben bu durumu. Tamburi Cemil döneminde de bir sürü tamburi yetişti, öğrencisi oldu. Yani o zaman da tambur çok yeni bir sazdı. Ama şimdi baktığın zaman 100 sene sonra işte bir sürü tamburi var ve herkesin kendi tavrı, üslubu, stili var. Öyle. Buna katılıyorum. Mesela Cihan'la senin üslubun epey ayrı aslında. Cihan evet hani şey yaptı. Erkan Oğur benzerliği kuruluyor ama ikinizinki de aslında bayağı değişiyor. Ya evet, başka yerlerden yürümeye çalışıyoruz. Yani hani kendimize dair bir şey, kendi hikayemizle ilgili şeyler yapıyoruz. Birlikte bir şey yapıyor musunuz Cihan'la? Cihan'la eskiden arada işte yapalım edelim diye konuşuyorduk ama hiç böyle bir denk gelmedi yani, bir araya gelemedik. Ben şöyle bir hayal yapsak ediyorum keşke, yani beraber muhteşem tabii. Olur yani, vallahi. Olur. Hemen biraz mesaj okusam iyi olacak. Melihciğim, yaşamın nadide güzelliklerinden birisinin kutlarım demiş. Mert Fırat'ın sesini de biliriz, bir şarkı söylese bizi kırmasa yüzümüz şenlense demişler. Emeklerinize sağlık. Duydum. Mert Fırat da güzel şarkı söylüyor. Nilüfer'e, Nilüfer'e armağan eder mi acaba? Ben de çok güzel Nilüfer... O zaman Kemal Aydoğan'dan evet, da bir şarkı söylüyor. Mert Fırat bize şarkı söylese hayat bayram olsa. Benim galiba. Mert Fırat bize şarkı söylese hayat bayram hiç olsa. Bir sonraki tweet. biz Eryaman Engelliler Platformu olarak selam bekliyoruz. Ve Mert Fırat'ın gömleğini çok beğendik. Bize yollar mı lütfen? Tabii ki, seve seve. Eryaman'a da çok selamlar bu arada. Timur Acak şarkı söylemezse kendimi keserim. Allah. Timur, mesajlar serpişti. Mert, arka kapıda kalmış. Ben bir kısmı da ikinci bölümde okuyayım. bu kısımları. Ara verdim, işi bölüm mü? İkinci bölüm okuyayım. Oraya doğru gidiyorum. Meri Aşkın çok güzel bir giriş yaptı. Eline gönlüne sağlık, sevgiler sağ demiş. Çayınızı kahvenizi alıp hayatın başına geçin. Arka bahçe başladı, muhteşem konuklar demiş bir izleyicimiz. Sohbet başladı, müzik çok güzel, siz de gelin. Stresiniz varsa atarsınız demiş başka bir izleyicimiz. Efendim onu okumuştuk. Venedik taciri var. Kemal Aydoğan tekrar sahneye çıkacak mı? Çıkmadı ki çıksın. Ay pardon. Ben de bir an boş bulundum. Gerçekten ben öyle onu soracaktım. Yani, ne zaman çıktınız yani, diye. Hayırdır çıkmadı. Ya şöyle yani. Ay sanki ya, öyle bir şey de var ama. Bilmiyorum ama işte okuldan sonra herkesin yaptığı bir iki işi yaptım. İşte devlet tiyatrosunda figürasyon yaptım. Kendi küçük bir ekibimizde bir yerlerde sokak tiyatrosu gibi köy seyirlik oyunlar yaptık falan ama sonra oyunculuk beni kabul etmedi. Ben de çok sevdim o işi. Baktım ki çok zor ve meşakkatli bir iş. Gerçekten çok yani gıpta ediyorum yapanlara. Orada olmak istemezdim yani. En azından kendi karşımda olmak istemezdim. Siz Kemal Aydoğan'ın karşı karşıya kalmak istemezdim. Valla. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle söyleyeyim Kemal abi ama aslında onun içindeki oyuncu inanılmaz bir oyuncu. tabii yani. Yani 14 tane işte karakter var. Her birinin oynadığı işte ikişerli düşünürsen bir 20 karakter diyelim. Hani giren çıkan vesaire o oyunun içinde. Hepsinin tek tek gestusunu, fikrini, işte hangi cümleyle kendini nasıl tanımlayacağını reji zaten tamam bilir, eyvallah. Bunda bir şey yok ama kendisi gösterebilir.
Yani zaten hani oynardı performans aslında. Performans sergiliyorum evet, evet, hani... yani. Ya hayır anlamıyorum. Hayır, yani tabii, severim oyuncuları. Şimdi iyi müziği anlamadım sen. Provalarda. Provalarda göreceksin. Hayır, ama yani, tabii ki yani, yani, seyircinin yani, karşısına bunu çıkartmak başka bir şey. Yani Merih de, ben hakikaten iyi müzik hakkında çok net bir fikrim vardı ve nasıl yapıldığını az evet, çok yapısını yani, çözebiliyorsundur. Evet. Bununla ilgili bir şey. Zaten oynamıyorum yani, diyorsun yani. Hayır, gerçekten yapamam yani. Dans etmiyor olabilir yapamam diye bir şey değil de yani. Yapmayı dans, tercih etmem. Aynı anda olabilir, dans etmiyor olabilir yani müzikle çok sonuçta ilgili. Şöyle bir şey ya bak oyunculuk deneyimi olmayan yönetmenle çalışmak zaten çok zor bir şey. Yani hani Kemal abinin sahne yani deneyimi çok fazla var. Yani gerek dil tarihten de kaynaklı, tabii. Ankara Üniversitesi'nden yani de kaynaklı. Birçok okulda kıymetli işler yapmıştık. Aynen hani zaten çalışmalarda bulunduğu grup halinde o çalışmalar. Ayrıca okuldan sonra da ya bizim okulun şöyle bir özelliği var bir tarafıyla. 9 Eylül için de aynı şey geçerli. Yazarlığı da, kuramı da, çeşitli bölümlerin olan insanlar da hep sahnede bir şekilde oyuncu olarak var edilirler. Küçük bir projede. Yani bazen işte kısa bir şeydir, bazen uzundur, bazen birkaç projedir. Çünkü bu tasarımcı da olsan, yönetmen de olsan, dramaturg da olsan, yazar da olsan önemlidir. Bilmen gerekir. Yani ne sıkıntı çekiyor, sahne nasıl bir alan, ne oluyor filan. Yani dolayısıyla Kemal abi bunu tecrübe etmiş birisi olduğu için oyuncunun derdini nereden, ona bir şey söyleme, onu nereden çalıştıracağını da bu anlamda iyi biliyor. Dolayısıyla hani oyunculuğu var, bence tercih etmiyor öyle diyelim. Yani yıllar içinde tabii çok iyi oyuncuları seyrettim sahiden, sahneden. Bir rolü nasıl çıkardıklarını gözlemledim falan. Bunlar hepsi çok büyük deneyimler tabii. Yani Türkiye'nin çok kalbur üstü çok iyi oyuncularla çalıştım. Onlar bir rolle nasıl boğuşuyorlar, sahneye nasıl geliyorlar, dertlerine. Ona tanıklık ediyor olmak da ciddi bir aslında okuldu yani. Oyunculuk yapmak şart değil zaten. Oyuncuyu anlamak ve nasıl oynanması gerekire dair bir takım yollar, yöntemler, kanallar biliyor olmakla ilgili bir şey. Çünkü oynamaya dair gerçekten bir fikriniz oluyor. Ama benim oynamam başka bir şey. Onu becermek zor bir iş. O çünkü o da şöyle düşünün. Gerçekten futbol oynamak kadar gibi ya da bir iş. Sabah akşam onun idmanını yapıyor olmak lazım. Mert Timur son 10 yılda 1000 tane oyun oynadılar. Bin tane oyun oynadılar. Şimdi bin oyun demek 1000 tane idman demek. Yani bu gerçekten inanılmaz bir performans sayısı ve bu bir idman. Topun nereden gelip hangi ayağıyla ya da vücudun neresiyle istop edeceğini çok iyi biliyor artık onlar. Fikren oynayabiliriz. Bunda bir dert yok ama yani eğlenirsiniz ama başka bir şeyle. Yapamadığım şeyi eğlenirsiniz. Oberon olarak nasıl bir performans sergiledi sana Kemal abi ve şu an? Ya o çalışma çalışırken provalar esnasında tabii ki hani bir yol, bir metot, bir şey hani o karakteri. Şimdi bir tane karakter değil tabii yani orada 14 tane karakter var ve hepsinin bir... Aynı yere doğru bir evrilme süreci var yani çünkü hepsi bir dil konuşacak ki bir oyun keyifli bir şekilde ortaya çıksın kısmı. Tabii ki o rejisel açıdan onu bir harmanlayıp karşılıklı böyle bir alışveriş içerisine girdiğinizde hani öyle olmasın böyle olsun şöyle yapalım. Çünkü bir de hani şimdi oyuncu olarak hani bazen makineyi de ters yerden çalıştırabiliyorsunuz yani tamam mı? Orayı ters yerden yakmaya başladığı zaman tabii. Kötü bir performans da ortaya çıkabiliyor. Tabii ki o aşamada onun sizi soktuğu o yola hadi birader hani şuradan ikinci sokak ikinci soldan girelim ve devam edelim kısmını Kemal Aydoğan hani bize yardımcı olma babında hani öyle çalıştırıyor oyuncu kısmını. Yoksa çıkıp tabii ki her birimizi canlandırmıyor değil mi? O ben onu yapmadım yani. Ya çok fazla. Ama her rol aslında bir fikir diye düşünüyorum. Yani her rol bir fikir ve gerçekten neye karşılık, neye denk düşüyor, hangi fikre denk düşüyor ve o nasıl vücutlanmalı, nasıl bedenlenmeli? Bir şey yapıyorsam da Timur gibi yapıyorum. Kemal gibi yapmıyorum. Bundan eminim. Tabii, yani tabii. Mert gibi yapıyorum. Tabii. Yani katiyen Kemal gibi şey yapıyorum. Mestusu dediğim o birazcık. Yani Mert gibi ama bir yerden yapmaya çalışıyorum yani. Şey formül biraz bu sanırım. Ya tabii yani yoksa konservatif olana doğru gidiyor. Evet. Biz niye konservatif eğitime karşıyız? Karşı mıyız bence karşıyız. Bence onu konuşuyoruz. Bir anda hepimiz oraya aldı. Emin olamadık. Ne oluyor? Biz anlaşmıştık değil mi konu? Karşıyız. Çünkü orada şey oluyor. Küçük o oyuncuların küçük taklitleri olmaya başlıyor.
Tabii. Yani o öyle, öyle kendi şey biricikliği değil. İçinde kalarak bir aynen. yerden yaklaşmıyorsun da aynen. diyorsun ki bak kardeşim sen bu sesi devam ettireceksin ve böyle konuşacaksın ve filan diye. O hani böyle bir yöne dönüyor. Konuşamıyor ya. Ne oluyor? Bu kadar güzel ses tonu olan konuklar olmaması lazım. Ama taklit ettiğim ses tonunu beğendi. Nerede değil? Çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel. Tamam, ben burayı toplayacağım ikinci bölümde ama birinci bölüm su gibi akıp geçti. Meri Aşkın'la devam etmemiz lazım. Civan Hoca'dan, Haco'dan Dedine ile açtık evet, aslında birinci bölümü. Mülemma. Onunla bu bölümü kapayacağız. İkinci bölümde mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz efendim. Daha En Kısa Gecenin Rüyası moda sahnesi, sanat ve müzik üzerine konuşacağımız çok şey var. Meri Aşkın'la küçük bir ara. Zamanlar dostuk değil mi? He? Maria ne düşünecek? Ben çünkü ben evli bekar. İşte kendimizi büyük göstermek için dünyamızı gitgide küçültüyoruz bu. Tavan ve duvarlarla kuşatıyoruz. İşte bundan dolayı ev yapmak istemiyorum ben. Çürümüş günahlarımın kokusu göklere ulaşıyor. Kardeş katli, insanlığın ilkel laneti. Dua etmeyi çok istiyorum bütün samimiyetimle ama edemiyorum. Böyle şeylerle suçlanırız çoğu zaman. Ama sofuluk kisveleriyle şeytanı bile melek olarak gösterebildiğimiz fazlaca ispatlanmıştır. Bana kendinizden bahsedin. Ya bu beni biraz rahatlatacaktır. Ben normal ve makul bir çocuğum beyefendi. Kendimi asla fark ettirmem. Yanınızda oturmasaydım beni fark eder miydiniz? Çok heyecanlıyız. Yarın yılbaşı ama biz yılbaşını sahnede kutlayacağız. Çok heyecanlı, çok güzel. Heyecan var, panik var. Efendime söyleyeyim. Mutluluk var. Her şey var yani aynı anda. Kadın şef! Bak sattı bir de gel tam beyaz bir ha? Yine neyi çaldım? Ay nereyi soydum? Her şeyi baştan söylüyorum. Bana hangi keferti verdireceksiniz verdin ama çabuk olun. Beni bekleyen bir şovum var. En boktan durumda. Yanında olurlardı. Seni asla bırakmazlardı. Neden? Thank you.
Yani hayallerini gerçekleştiremeyen çok fazla kadın var. Çok başka işlerde, çok başka hayatlarda kendini bulan kadınlar var. Bunların hayat, bu hayatların film olmasını isterim. Canan sanki biraz öyleydi değil mi? Evet. Çemberim de gidiyor ya da. Evet, Canan buna yakındı, evet. Yani ben çok istiyorum, yani mesela kendi adıma çok sıradan, bindik bir kadın hikayesinde... gayet sade bir akışı olan, sade bir anlatım olan bir kadın filminde oynamak çok isterim. Yani bu aslında yapılıyor ama hep böyle birden olaya fantastik bir boyut giriyor ve ana hikayeden uzaklaşıyor. Oysa böyle minimalliğini, sadeliğini kaybetmeyen, hani sıradan bir iş yapan bir kadının hikayesini ben bekliyorum olmasını. Yani bu da sanki bir kadın... Evet, Meri Aşkı'ndan bir vurucu darbe aldıktan sonra... Yola inatla ve ısrarla devam etmeye çalışıyoruz. Ya da hepimiz susup Meri'ye bırakacağız sözü. Evet. Buyurun Meri Bey. Nasıl konuşulur bunu dinledikten sonra bana söyler misiniz? Mesela. Yani. Konuşalım işte. Ya gerçekten muhteşem bir soğukkanlılık. Eksik. Eksik. Böyle yani hani şarkı şarkı ya da albüm sormak biraz... Yani abesime geliyor benim de işte bu ne anlatıyor, işte bu buradaki duygunuz ne falan değil de. Ama eksiğin sanki bir derdi var. Yani hepsinin vardır illa da. Yani hepsinin var aslında. Olmayan şeyler için, yani bir sürü olmayan şey var hepimizin hayatında. Onun için belki diyebiliriz yani. Hani en yuvarlak haliyle öyle cevap verebilirim. Tamamlanması değil. Tamamlanabilir mi bilmiyorum. Eksik bir, eksik iki falan. Eksik bir, eksik 1500. Eksik 3400 falan. Yani. Bu çok ağır oldu ya. Şarkı kadar ağır oldu. İnşallah 1500'ü görmeyiz ya. Ya hep eksik bir tarafımız var ya, insan olmanın eksikliği falan. Onu anlatıyor aslında, öyle bir şey var yani. Sen, ben de oyunculuk falan hiç yani. Bu kadar güzel çalarken insan... Ama çok istiyorum ya. Ben de senin gibi çalmayı çok istiyorum. Ama olmuyor yani. Hani... Gerçekten ömrümün sonu olabilir yani, sıkıntı yok. Ya gitar çalmak evet, kesinlikle. Bence büyük oyunculuk yani. Sahne zaten aslında birbirine yakın şeyler ama. Ya ben de şu yaptıkları nasıl yaptığını gerçekten hayranlıkla izliyorum. Nasıl oluyor da arka arkaya 3 tane şeyi notayı basabiliyorsun, buna da vurabiliyorsun. Bir de o inanılmaz yani. Eksikliği bırakmak nasıl insansı. Çünkü böyle bir şey kalıyor gerçekten, ismi eksik olmuyor. Onu da kavramlaştırmak, buraya böyle müzikle anlatmak. Bir dakika ya. Şimdi biz niye konuşamıyoruz dediğimiz şey. Bence müzik tiyatrodan daha has bir sanat. Evet. Yani bilmiyorum. Daha evrensel olduğu kesin. Daha temel bir sanat, evrensel. Daha önceki bir sanat kesinlikle. Evet. Yani daha eski belki tabii. Ama tiyatronun başka bir büyüsü var ya. Yani abi o sahnenin... yok, ben sana anlatırım. Yok öyle. İkna edeceksin. Biz Meri'yi müzikte kalmayı ikna edeceğiz. Yok müzikte kalacağım. Bizi müziğe ikna et. Abi yerimde çok güzeldi. Yani müzik zaten şey, biliyorum çok güzel. Şarkı söylüyorsun mesela, hani evet, zaten tiyatrocu yani tiyatro Timur oyuncusu olmak ya zaten ortalama bir müzik şeyinin eğitimini alıyor zaten tiyatro oyuncuları diye yani düşünüyorum öyle, yani olmasın ses kullanımı ortalama. Yani biz isteyelim. Benim en büyük hayalim şudur ama yani hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayal ama yani bir oyuncunun enstrüman çalan kişinin enstrümanın hakim olduğu kadar sesine, nefesine, vücuduna hakim olması imkansız. Yani evet. Hani o enstrümana hakim olarak, çünkü bu da bizim enstrümanımız. Aynen, beden. Yani vücudu. Dolayısıyla beden, her şey, algılama biçimi, işte o bir tek telle, bir dokunuşla bir dünya vaat etmesi, gerçekten susabilmesi. Yani müzikteki esin değeri, oyuncunun işte o parçayı, o tirada, o sahneyi oynarkenki esinin değeri, aynen, onu doldurabilmesi falan. Bu enstrümanı öyle kullanabilsek keşke diyorum yani, bir keman virtüözünün. Senin gibi enstrümanların hakim birinin, ben keşke bedenimi, sesimi, vücudumu, aklımı, her şeyimi yani tüm bir enstrümanı öyle kullanabilsem. Aslında kullanıyorsun. Uçardım.
İşte öyle değil yani. Oradaki gibi değil. Ben ilk orta birinci sınıfta şey izlemiştim, ilk tiyatro oyunumu. Ya yani Elazığ'da büyüdüm, orada tiyatro yoktu. Sonra İzmit'e taşındığımızda ilk tiyatro oyunum Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bir oyunu gelmişti İzmit'e. Hangisi? Kardeş Sofrası diye bir oyun gelmişti. Evet. İlk onu izledim. Böyle çok o günden sonra zaten böyle bir şey büyülenmiştim o sahneden, o oyunculuk, o şeylerden, o teatrallikten şey olmuştum. Tabii bu çok kimisi, cezbedici bir taraf çok var. Cezbedici, yani. Çok cezbedici. Yani mesela müzik izlemek, yani konser izlemek bu kadar etkilemiyor. Sıkılıyorum falan konser izlerken. Ya yani çok ben çok tiyatro izliyorum. Mesela ben de müzik dinlerken o huşu, o böyle bir şey, bir evrenin içine şimdi girmek. Çünkü tiyatroda, evet. Tiyatroda ayıltan çok unsur var. Tiyatro evet. İyi oyuncularla, iyi rejisörler, neyse yani toplam iyi değilse çok ayılabilir ama müzik de öyle değil. Yani hani Erkan otursun biz de sabaha kadar dinleyelim işte. Siz de oynayın, biz de sabaha kadar izleyelim. Ama yani müzik gerçekten. Ama Meryem'in ama iyi yapılmış tiyatroda çok çok tabii çok etkileyici. Evet. Yani tabii. Gerçekten ya ve çok yani. Etki yani müziği de çok etkileyen. Ben müziğin tek boyutlu bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Böyle notaları çalıyorsun, geçiyorsun falan değil de yani başka şeylerle böyle kolektif başka şeylerden de esinlenildiğini. Yani ben belki doğru. Müzisyenlerden daha çok yönetmenlerden etkilenmişimdir. Ya yani izlediğim filmlerden, tiyatro doğru. Oyunlarından, doğru. Okuduğum kitaplardan falan. Yani müziği oluşturan bir sürü unsur var. O yüzden hani ben çok ayırmıyorum aslında. Yani hepsi çok iç içe gibi geliyor bana. Yani müzikle sinema, sinemayla ne bileyim tiyatro. Benzeşiyorlar. Tiyatroyla edebiyat hepsi birbirinin içinde. Benzer dinamikleri var. Seni dinlerken zaten bir IMAX oluyor yani ortam. Doğru. O net yani. Tabii tabii. Kesinlikle. bir de Terennüm albümünde belki hem bir keza sevgi ve saygıyla anılmış oluruz. Tomris İncer sana eşlik etmişti. Evet. O yolculuktan, o şarkının hikayesinden bahsedersin ya, belki bize. Tomris ablayı ben ne oynasa onu seyreden böyle çok hayranlıydım. Yıllarca falan. Sonra işte bu Hak oyununa müzik yaptığım dönem galasına geldi Tomris abla. Oyun bittikten sonra da işte yanıma gelip ya ne güzel yaptın, ne güzeldi müzikler falan dedi. Ben tabii çok böyle çok mutlu olmuştum o gün. Sonra bu albümde Ekinoks diye bir parça vardır. Turgut Uyar'ın bir şiirinden etkilenip bestelemiştim ben onu. Yani şiirin, hangi şiirinden? Ekinoks şiirinden. Ha. Şiirin çok küçücük bir bölümünü yani bir enstrüman solosu böyle gibi. Bölümde kimse şey yapmadı. Teşekkür enstrüman solosu gibi bir yere yerleştirmeyi düşündüm. İnsan sesiyle. Yani Tomris ablanın tabii sesi yani çok da hayranıyım falan. Gülhan'a söyledim ya böyle bir şey yapsak hani acaba ne der falan diye. Tomris abla da yapalım ne güzel olur falan dedi. Mayıs ayıydı işte. Mayıs ayında stüdyoya girdik. Kalan Müziğin Kumbaracı'daki stüdyosuna. Orada böyle çok güzel bir gün geçirdik falan. Böyle kaydı yaptık işte. Ben ona bir kitap hediye etmiştim. Şey dedi, o kitabımı aldım, albüm çıkınca albümümü de alırım. Oh ne güzel falan, işte rakımızı da içeriz falan filan böyle muhabbet etmiştik. Yani çayımızı ayrıldık. Ha çayımızı işte üzüm falan. Beyaz sıvımızı. Beyaz sıvımızı. Sonra işte Ağustos gibi rahatsızlandığını öğrendim. Ekim'de de kaybettik işte. Böyle bir albümü göremedi falan. Böyle bir garip hissediyorum. Yani iki parçamda sesi var. Yani çok güzel bir hatıra. İyi ki yapmışız. İyi ki. İyi ki yapmışız yani. İyi ki vardı. Ne diyeyim yani böyle içimde yaradır İçim yani. Diyorsun. Ama ne güzel. Güzel ablalarla, abilerle bir iş yapmış olmak güzel çok yani. Çok güzel evet. Çok çok yani hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bir şey işte yani. Bizim için de işte Tomris İncer'le bir külliyat daha olmuş oldu. Evet, elinize sağlık. Size de hatırlatacağım bir şey işte. Aynen. Hemen birkaç mesaj daha okuyacağım. Sen bu arada Eryaman Engeller platformuna bir selam gönder istersen. Bizi gönderdim. Böyle unuttuk. Ha, demin ben, gönderdim. Tamam, o, demin pardon. Şey olduysa, ben şey sonra şey olmasın sana kızmasın. Sen okurken diye ben arkasından onlara selam gömlekle tabii ki filan. Onlara tamam, ekledim. Ben ikinci bölümde zaten şey bıraktım. Gerisini konuklarımız halledecekler gördüğünüz gibi. Timur Acar ve Mert Fırat'ın da bize güzel bir kıyak yapıp şarkı söyleyeceğini düşünüyorum sevgiler. Sanırım buradan çıkış yok bence. Yani tabii ki. Nereden tam olarak? Şöyle çıkıyor. Nereden çıkıyor? Logo. Geri. Geri olunca çıkıyor.
Şimdi ben şuradan hani yürüyeceğim, tamam, devam ediyorum. Bütün Çılgınlar Sever Beni ve Parkta Güzel Bir Günü izlemiştim. İkisi de çok güzeldi. En kısa gecenin rüyasında en yakın zamanda izlemeyi düşünüyorum demiş. Çayımız demli, ayranımız soğuk, arka bahçemiz hayat dolu. Ah. Bütün Çılgınlar Sever Beni ve Parkta Güzel Bir Günü izlemiştim. Pardon, aynısını iki kez göndermişler, çok pardon. Şarkı söylemesi için zorlamayın, bizim müziğimizde zorlama yoktur demiş bir başka izleyicimize. Teşekkür ediyoruz. Biz zorlamıyoruz. Yani kendi aranızda anlaşın izleyiciler olarak. Bizi şey yapın, bizi devreden çıkarın. Zaten görünen o yani. Başka bir izleyicimiz de demiş ki, galiba bir öncekini atan bu. Zaten seve seve söylesin, seve seve dinleyelim. Seve seve bayram olsun. Teşekkür ederiz. Meriye Edebiyat Öğretmeninden sevgiler. Hangi edebiyat öğretmenim hocam? Ahmet Aktuğ. Tamam. Benden de çok sevgiler. Çok severim Ahmet hocam. Genel bir soru var bir izleyicimizden. Konuklara sorar mısın? Sanat karanlığı aydınlatabilecek mi? zor sorular. Yoğun karanlık. Yani bu karanlığı hani aydınlatmak için bir sürü şey galiba lazım. Şey lazım. Renklerine kurban nasıl güzel çalıyorsun Meri aşkın sen demiş bir izleyicimiz. Bu çok fazla galiba. Bilet bulmak o kadar zor ki karneyle dağıtacaklar yakında demiş bir başka izleyicimiz. Var mı karneyle dağıtma niyetiniz? Bu moda sahnesi bir handikap. O kadar sahne yaptınız. Yetmiyor yani. Sahne yaptım. Ama hiçbir şey karneyle dağıtmıyoruz. Biletimiz yok. Bilet bastırmayı doğru bulmadık. Bilet olmayan tiyatro yapmışlar. şimdi klasiklerin uyarlanması. Buradan geçtik bence. Biraz moda sahnesindeki diğer oyunlarda, aslında yeni oyundan da finalde bahsedelim. En kısa gecenin rüyasıyla ilgili bir de en çok konuşulan şeylerden bir tanesi yani benim de dikkatimi çeken ama baktığım üzerine en çok yazılan, çizilen röportajlarda da bahsi geçmiş olan aslında final sahnesi. Orada bir karşılaşma var. Mesela Didem Baltın'la röportajımızda şey demişti. O dramatik bir andır, dramatik bir sahnedir aslında demişti. Siz katılır mısınız? Hepinize sormuş olayım bunu. Final sahnesi yani gerçekten zor çalıştığımız, üzerine çok kafa patlattığımız, hani nasıl olsun, nasıl bitsin. Çünkü çok değişik bir işleyiş var orada. Yani köylüler geliyorlar ve oyun oynuyorlar. Aslında oynadıkları oyunla bizi, soylu sınıfını hani gerçekten bir alaşağı ediyorlar. Gerçi soylu sınıfı kendi başlattığı oyuna yenik düşüyor. Ve bunun sonucunda hani gerçekten seyirciyle olan etkileşimi de çok başka bir yere gitmeye başladı final sahnesinin. Yani çok bizim için çok değişik bir final oldu yani. Biz de öyle beklemiyorduk gerçekten de ama oradaki onların vermiş olduğu ders bize, özellikle vermiş olduğu ders bizi orada bir hani şöyle bir güzel bir tokatlamaları bizim de çok hoşumuza gitti gerçekten. Final sahnesi daha da çok konuşulacak gibi geliyor. Çünkü biz de tadını çıkartı çıkartı oynamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş oturuyor kafamızda tam olarak ne söylemek istemiş bu replikte. Burada ne diyor, kime lafı çakıyor, nasıl oyuna düşüyoruz. O kısmı çok eğlenceli yani, final sahnesi çok değişik oldu bizim için de. Soylular bunun farkında mı peki? Tabii. Yani biz zaten elimizden geldiğince farkında olarak, hatta seyirciyi de 30'a düşürmeye çalışarak, yani böyle küçük küçük gülüşlerle, neye güldüğünüzü biliyor musunuz acaba? Hani fazla da bunun böyle altını çizmek ve anlatmak istemiyorum. Çünkü herkese başka türlü algılanacak. Ki Kemal abi ben bunu, de o yüzden ki Kemal abi bunu yapmıyor. Hani, çünkü oyunun kendisini anlatması çok güzel bir şey ve her güne başka bir şey söylüyor olması o finalin. Yani Shakespeare tekstleri zaten öyle de. Yani şimdi bu seçimin de her güne başka bir şey söylemesi güzel bir şey. Çünkü ben gündeme göre oyunu izliyorum. Gündeme göre oyunu oynuyorum ister istemez. Gündemin bütün izlerini üstümüzde taşıyoruz. O gün o oyun, o gün o final başka bir şeyin finali ve başka bir şeyin altını çiziyor. Evet. Öbür gün başka bir şeyin. O yüzden hani biraz seyirciye, yani Timur çok güzel anlattı ve çok da üstü kapalı ama çok da açıklayıcı bir tarafıyla özetledi aslında konuyu. Final farklı.
Yani hani bilmiyorum Shakespeare böyle bir şey hayal etmiş miydi? Mutlaka bunu altını çizmişti, böyle bir yere işaret etmişti. Kemal abi de onun şeyini alıp, hepimiz de onun fikrini alıp bu biçimde sahneledik ya, oynuyoruz, öyle de oynuyoruz. Ama hayal etmiş miydi dediğim kısmı şu. Yani o dönemde kraliçenin huzurunda oynanan oyunun dozuyla şu anda başka bir yerin huzurunda oynanan oyunun dozu ve seçimleri bambaşka. Eminim aynı yer. Yani tünele, bir tünel var. Biz tünelin başka bir ucundan bakıp şimdi diyoruz ki biz bu topa böyle vuruyoruz. Ve bu yolculuğu, tüneldeki yolculuğunu böyle hedefliyoruz. Shakespeare başka bir yerden başka türlü vurmuştu. Yani tam da hikayemiz bu aslında. Bu döneme, şu içinde bulunduğumuz konjektüre, her şeye, yani hayata, varoluşa ne söylüyor ve ne taraftan söylüyor. Ve gülmeye devam mı edeceğiz? Yoksa bir yerde frene basıp sorgulamaya mı başlayacağız? Niye güldüğümüzü anlayacak mıyız? Oynanan oyunun doğasının nasıl bozulduğuna. Yani çünkü bir hayat yaşıyoruz ve o hayat da bizim doğamızı bozuyor bazı şeyler. Yani gündemde yaşadıklarımız, hayatta yaşadıklarımız doğamızı bozuyor ve bizim yaşama alışkanlıklarımızı başka bir yere doğru çevirmeye başlıyor bu müdahaleler. Yani dolayısıyla oyun çok daha fazlasını söylüyor. Ama böyle altını çok açmak ya da net anlatmak istemiyorum ama ben her seyrettiğimde, finalde, her oynadığımda böyle bir içime bir şey oturmuş bir şekilde çıkıyorum sahneden. Bu da güzel bir şey bence. Tam da o galiba. Shakespeare belki de tam, yani bugün olsa o da belki tam böyle izlemek isterdi. Yani Mert'in dikkat çektiği şey doğru. Yani kendi döneminde niyet ettiği şeyin bu olduğunu sanıyorum. Çünkü konuştuk. Aynen. Ama yapamadım Kemal dedi. Ben de olur dedim. Yani çok baskı vardı dedi üzerimde. Kelle koltukta tiyatro yapıyorduk dedi. Aç bir ilaçtık dedi. Yönetmenlik böyle bir şey. Biraz gidiyorsun geliyorsun falan. Tabii onun için sen dedi burada bunu benim anladığım direkt olarak yapabilirsin dedi. Bunu ben işaretlerini... Gerçekten aslında metinde işaretleri var. Tabii. Metin İki tane kadın hiç konuşmuyor o sahne boyunca. Çünkü kadınları suça ortak etmiyor. Bu bizim tercihimiz değil, Shakespeare'in tercihi. O yani sayfa sayfa konuşan kadınlar o sahneye gelince hiç konuşmuyorlar. Hiç çıtları yok. Ama şimdi burada onların tarzından tam şey tavrından tam şunu hissediyorsun. Ortada bir adalet şeyi varsa ihtiyacı. Hı-hı. Onu o kadınlardan hissediyoruz. Tabii. Aslında. Tabii ama bunu Shakespeare sağladı bize. Dedik, diyor ki ben bunları hiç konuşturmayacağım. Dolayısıyla bunları böyle anlamalısınız. Şunu sorun diyor. Şuna kuşku duyun. Ben bunları niye hiç konuşturmadım? Yani Helena'ya 8 sayfa susmamacısına konuştururken ondan önceki sahnede burada neden susturuyorumun peşine düş diyor. Bu işte Tezeus ve diğer o iki çocuğun saldırgan dillerini keşfet diyor. Esnafın oyun oynamada bunların altında kalışını, ezilmesini keşfet diyor ve burada sınıfsal olanı da buraya yerleştir. Ben bunu açık açık anlatamadım çünkü gerçekten kelle koltukta bir tiyatro yapıyor. Ama bugün bunu artık açık açık anlatabiliriz. Tabii. Daha direkt anlatabiliriz. Bunun imkanı vardı. Yoksa ben kendi adıma hani bir yerden boşluktan ilham aldık ve bu okumayı bunun üzerine yerleştirmedik. Aslında evet. Shakespeare dedi ki buralara gidebilirsiniz ve geriye dönük mesela Bottom'un laflarına baktığımızda ben aslında ağlatan bir oyun oynayabilirim demesinin altında da aslında egemen sınıfla emek sahibi sınıfın karşılaşmasındaki bu gerilim yatıyor galiba. Shakespeare bunların hepsini anlamış. Baskı aslında egemenin nasıl bir aşağılama gücü olduğunu, nasıl insandan saymadığını, nasıl bunları insan sınıfına, vasfına dahil etmediğine dair bir şey var ortada. Onların o kabalığına, ceberrutluğuna, her şeye dair bir kimlik var ortada. Yani bu kadar, ya çok basit bir laf ediyor Mert'in oynadığı laf. Eşek konuştuktan sonra ne? Bütün eşekler konuşmaya hazır olduktan sonra diyor. Yani aslan konuşmuş aslan. Çok bir şey. Burada tüm diğer hepsini eşek yaparak aslana laf atıyor. O kadar da açık açık yapıyorlar bu aşağılamayı. Kimseden korkusu yok o sınıfın çünkü.
Tam da zaten hani... Tabii yani, hala da korku. Yani kimsenin korkusu yok yani. Tam da yani şey hikayesi hani. İşte oyunu başlatma hikayesi. Tabii. Yani doğayı bozmak dediğim o. Hani acaba aslan konuşacak mı diye başlayan bir soru var. Hı hı. İktidar tarafından. İktidarın yandaşı Dimitrius da tabii ki o pası alıp bunca eşek konuşmaya hazır olduktan sonra aslan konuşmuş çok mu diyebiliyor. Yani ve onları bir anda bir yere konumlamış. Ve gerçekten de onların oynadığı oyunun da kendilerinin de doğasını bozmuş oluyor. tam kastettiğim şey bu. Yani bu şu anda da yaşadığımız çağda erk nereye isterse oraya konumluyor ya. Tabii. Diyor ki şimdi suçtu, artık değil. Tabii. Demin daha önce suç değildi, şimdi suç. Evet. Tabii. Ben nasıl istersen tabii. Öyle olur. Aynen. Daha önce beyefendiydi, şimdi eşek. Tabii. Evet. Ben ne istersen sayındı, olur. Sayındı, artık değil. Tabii değil. Yani dolayısıyla ben buna karar veririm. Bu oyunu ben kurarım, doğanızı da ben bozarım. Siz nasıl çalışmış olursanız çalışın. Siz nasıl anlaşmış olursanız anlaşın, nasıl bir düzlemde hayat, nasıl bir aidiyet, neyin içindeyseniz olun, benim için fark etmez. Ben kuracağım oyunu. Tabii. Biz de oyuna içinde olup olmamak, o doğayla yaşamak ya da yaşamamak arasında mücadele veriyoruz aslında. Yaşamamıza rağmen nasıl yaşayacağız o zaman? Yani bu adamlar çıkıp o sahnede o oyunu oynamaya devam ettireceklerse hayatlarının gereği, hani... Ama nasıl olacak? Nasıl bir içle, nasıl bir inançla, nasıl bir hayatla? Tabii. Ya biz eğlendirmeyi tercih ettik egemenleri. Aynen. Yani yani bu kesim, esnaf, emekçi kesimi egemenlerin aşağılamasını hisseder ve oyuna devam etmezler. Aslında galiba doğrusu da bu. Oyuna devam etmemek lazım galiba. Galiba. Yani biz vazgeçtik deyip yani üretmiyoruz da, oyuna da devam etmiyoruz, eğlendirmiyoruz, evet, yapmıyoruz da. Pasif direniş, otosansür, bunu biri yazmıştı bir dergi, çok doğru. Otosansür, emeğimi ve kendimi senden sakınıyorum. Aslında korumak, tabii. Kendini ve emeğini korumak. Ben yokum, ne yapıyorsanız yapın, gidin kendini, başınızın çaresine bakın. Eğlenin, ne yapıyorsanız yapın ama biz yokuz yani, biz sizi eğlendirmeyeceğiz. Bizimle eğlenemezsiniz. Tabii aynen öyle. Bizimle ki zaten iki saat net sonra. Bir şekilde eğlendiriyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Tabii. Fazlasıyla. Önemli ziyadesiyle. Olan bunun finalinin nasıl olacağı. Tabii aynen öyle. Zaten oyunda, hayatta finalinin nasıl olduğu ile ilgilidir ya biraz. Tabii. Sorular. Yani yine de yaşama enerjisi aşılayarak tabii ki hayata tabii. Devam ediyor tabii, olmak aynen. Yani. Finalini de öyle. Aslında o yani diri kalmak ancak oradan, yoksa yani çökebiliriz ve bir daha hareket edemez hale gelebiliriz. Kendi oyunun enerjisi o aslında. Kendi eğlenceni üretmek yaşam, değil mi? Tabii. Yani hani tabii. Kendi eğlenceni, kendi gündemini, kendi şenliğini, aynen. Yazılmış olanı, aynen. Yazılmakta olanı, planlanmış olanı, planlanmakta olanı değil de. Sürükledikleri yere de gitmemek oyunun geneli aynen. Anlamında. Yani bir o karamsarlığa galiba hiç düşmemek. Bir de şu doğa meselesi üzerinden aslında özellikle orman tarafı ve rüyalar. Orada da pek çok şey işte hem perilerin ve hem senin ve işte Dizenbalt'ın Titanyası. Oradan da istersen biraz bahset. Yani biraz orada o gördüğümüz iki dünya gibi oluyor ya. Sen devam et. Ya birazcık işte o gerçek dünyanın vermiş olduğu o sıkıntı mı diyeyim veyahut da o gerçek koşuşturmalar içerisinde birdenbire hani bir orman ve perilerle başlayan bir sahneyle tamamıyla değişen bir örgü var aslında orada. Ve bütün dünya aslında bir dakika dur tamam ama bir de bir büyü var. Bir ne bileyim esans var orada, bir koku var. İşte hani bir orman var. Aslında ormanın kendisi bizzat da öyle bir şey. Ya evet, ormana girdiğiniz zaman da böyle bir şey değil midir? İçiniz bir böyle bir dinginleşirsiniz, aynı zamanda bir ürkersiniz. Coşkulanırsınız. Bir coşku da gelir ama bir korku da gelir. Nefes alırsın falan. Bir dikkat edersiniz oradaki bütün, çünkü ritminiz değişir. Ama oyun o nefesi gerçekten alıyormuş duygusunu veriyor. Yani o yandığı an gerçekten. Bambaşka bir büyüye giriyoruz orada da işte. O bütün gerçek dünyayı kırıp. Hadi gelin birazcık da bu dünyadan bakalım. Burada da işte bir çiçekle neler olabiliyor. Bir gözle damlatılan bir büyüyle sevgilisinin peşinden koşan adamın bambaşka bir ruh haline bürünüp aslında başka bir şey yaptığını görüyoruz işte orada da. O açıdan orman kısmı, büyü ve peri kısmı da
oyunun değişik bir boyutu yani. Oyunla ilgili hiç aşktan konuşmamış olmamız büyük başarı değil şu dakikaya kadar. Biz de çalışırken hiç aşktan konuşmadık. Gerçekten. Yani aşkın peşine düşmedik. Şey evet. Yani, zaten Didem'in söylediği yere mi geleceğiz aşk, ya da acaba? Ya şöyle aslında yani kadın aşk erkek. Aşk yok mu oyunda demişti o ya. Aşk şöyle. Aşk yani çok böyle hani formal anlamda bir aşk var. Ormana gitmeleri gerekiyor ve yani tanıdığımız, bildiğimiz anlamda bir aşk kavramı var oyunda ama asıl yani insan nasıl sever, sevdiği kimdir, nedir, nasıl değişir, gerçek nedir, hakikat nedir, gerçeklik nedir, bilinç dışı nedir, özgürlük nerede başlar, nerede biter, nasıl özgürüzdür. Yani ben 4 tane o aşık denilen şahsın ormandaki böyle dağılmasını mesela daha çok önemsiyorum. Tabii. Dağılan insanlar, kisvelerinden arınan insanlar, yerlerde sürünen insanlar. Zaten son sahnenin keyfi de o. Ne oldunuz ki? Burada çok güzel dağılmıştınız hepiniz. İnanılmazdınız. Ne oldu? Mi? Yine Egemen'in yani o sınırlar da aynı girdiniz. Üst elit sınıf oldunuz ve birden tekrar size eskisi gibi sınıflar. Kalıpların içine evet, ne oldunuz ki? Yani. Az önce öyle değildiniz. Yani çılgınlar gibi aşıktınız. Aşıktınız. Evet, yerlerde evet. Sürüyordunuz. Ormanda kendilerine gelmişlerdi aslında. Ve delicesine. Kendilerini bulmuşlardı. İşte, tabii. Ormanda bulmuşlardı. Ya büyülenmiştiniz. Ne evet. Oldu o büyülü dünyaya? Geldiniz büyüyü bozdunuz tekrar gerçekliğin içine girerek. Yani Shakespeare ya da gerçeklik de aslında. Shakespeare diyor ki büyü burada diyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi tatsız ve aslında çok da yaşamaya değmez gördüğünüz gibi sınıflar. Bu çok tatsız değil bunlar. De yani aşağılayan evet. Bir sınıf var. Evet. Öbürleri zorunlu olarak bir şey yapmaya mahkum. Aşağılansalar da sesini çıkaramıyorlar. Ya burada yaşanır mı diyor yani. Ki evet. Shakespeare biz onu sadece finaldeki dans sahnesiyle işaret edebildik ama Shakespeare oyununu aslında perilerle bitiriyordu. Perilerin karnavalıyla bitiriyordu. Evet. Tabii bayağı bir... Gerçekle yani, bitirmiyordu yani. Tabii. Ya Teseus gidiyorlar arkasından periler sahneye çıkıyor ve bir cümbüş başlıyordu yani. Periler ki bence artık bir tek büyüyü perilerin cümbüşü sağlayabilir galiba. Ya vurucu bir yerde. Bu ihtiyacımız var yani. Biraz sahnelenmesinden de konuşacağız. Hemen biraz mesaj okuyacağım ama zira baya baya birikiyorlar. Shakespeare denilince ülkede aklıma Kemal Aydoğan'dan başka isim gelmiyor. En kısa gecenin rüyası özellikle de yardımcı olayım. Özellikle de Hamlet demiş. Yalnız gerçekten yani bir Shakespeare sevdası bir yönetme olarak var. Çünkü onun dünyası büyülü, sahiden büyülü ve şu büyüsü kalkmış, bozulmuş dünyada sahiden kendi adıma yani şahsi olarak o büyüye ihtiyaç duyuyorum. O böyle hala güzel bir dramatik dünya. Onu seviyorum. Hayal ettirme çok parçalanmış ve çok yabancılaşmış sanki. Bir dünyanın metinleriyle ve ilişkileriyle bir süre sonra böyle ben ilerleyemiyorum. Yani o hala köke dair, hala insanın böyle iyi olduğu zamanlara dair bir algılama. İşte umut galiba. Konuklar süper. Belirtmek isterim ki ayrıca Mert Fırat sahiden çok yakışıklı. Tüm bunlarla birlikte. Ne zaman gelecek? Biz ortağız onlar. Beraberiz. Her gün birlikteyiz. Ortağım çok iyi. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Mersin Mezitli'den kucak dolusu sevgiler, evet, selamlar. Süper. Ayhan, Neriman Aşkın. Ya annem babam. Aa, evet. Aa, süperler. Akat ve Müzik Köyü olarak Meri Aşkına ve tüm konuklara selamlarımızı iletiyoruz demişler. Bizden de eyvallah. Sevgiler, selamlar. En kısa gecenin rüyasını seyirciler beğenmedi mi? Beğendi. Mutlu olmadılar mı? Oldular. Hepsine demişler. Sanırım beklenen mesaj geldi. En sevdiğimiz mesajlar aynen. Böyle ya. Bayağı izlemiş, oyunda, düşünmüş. Oyunda bir olmuş. Evet. Bazen böyle çok iddialı mesajlar geliyor. Ben kalıyorum bayağı karşısında yani çaresiz. Neden televizyon? Ya bana Jülde Kural bir soru sordu. O en zor soru. Ben ona şimdi oynuyor. Sonsuz Öykü oynuyor şehir tiyatrosunda. Orada aslında sosyalist erkeklerle ilgili sıkı eleştiriler var. Onunla ilgili bir soru da o döndü bana sordu.
falan diye buyurun cenaze namazına oldu biraz. Zor yerden geldi. Yoksa hani şey yapabilirdim, başarabilirdim falan. Sosyal erkeklere kadar geldik mi ya? Eleştiride. Herhalde. Yani o kadar çok... Yok yok, geldik. Geldik mi? Eleştiriden dövmeye de geçeriz falan diye. Ayva ayva. hatta ilkin. İlk önce onlardan başlamalı. tabii canım yani, tabii ki. Tabii, tabii. O işte sıra. Bizim de ilk halkımız o yani. Bir. Tabii. O bir. Ya. Önce sosyalistler gibi. Bir. Allah'tan sosyalist değiliz de. Meri Aşk'ın hemşerimiz İzmit'e bir el sallayabilir mi? Nereye sallıyorsun? Artık yapacak bir şey yok. Albümden biraz daha konuşalım. İçindeki mesela şarkılar neler? Bir de hani aslında şey falan da var değil mi? Ermenice var mesela. Ağıt var bir tane. Ermeni ağıtı var pardon. 1915'te geçen bir öykü. Gulo diye bir kadının başından aslında geçen. Aslında tam da 2015 yılında çıktığı için evet, albüm soykırımı 100. yılı vesilesiyle de. Ya öyle düşünülerek bir yapmadım ama denk geldi yani. Gelmiş. Evet yani bu sene çıkmış olması bu albüm. Başka? Albüm bu kadar. tek tek sor. Yani biraz şey gibi, kendi hikayemi anlatmaya çalıştım gibi. İlk albüme baktığınız zaman öyle bir soru sormuştu arkadaşım. İlk albüm ne kadar farklı yani, ikinci albüm evet, ne oldu? Bir vahiy mi geldi falan, niye bu kadar farklı gibi bir şey sormuştu. Sana da vahiy gelmiş gibi çalıyorsun, evet. yani öyle bir soru sormuştu. Aslında şeydi, ya bu besteler 5 yıllık beste. Yani en eskisi 5 yıl. Sonra bugüne doğru geliyor. En yenisi de bir ay kala yaptım. Zaten albümün kayıt süreci de çok uzun sürdü. Yani 2 sene sürdü. Yani hiç 2 senede 3 tane albüm çıkarıyor insanlar. Tabii. Yani ben biraz yavaş gidiyorum. İçime sine sine gidiyorum. Kayıt biraz şey bir durum çünkü. Sentetik bir durum. Yani ya burada şurada çalmak gibi değil. Yani burada çalıyorsun. Senden çıkıyor. Karşıya geçiyor. Karşıdan sana geçiyor falan. O an ve yaşanıyor, bitiyor. Kayıtta böyle bir kapatma durumu var onu. Yani onu çalıyorsun. O yüzden de hiçbir zaman içe sinmiyor. Yani tam böyle oldu, mükemmel oldu. Tamam artık ben bunu yayınlayayım. Hala yani dinlediğim zaman içime sinmeyen şeyler var ama Barış sanki son biçimiymiş gibi değil mi? Bitmiyor oysa işte. Değil. Evet, hiçbir zaman doğru, bitmiyor. Süreci o da işte, kesiyorsun yani kayıtla. O da şeye dönüşüyor bir süre sonra. Yani bu çok biraz özenme gerektiriyor ama tabii bu şey de değil. Yani böyle bir mükemmel olacağım falan şeyi de yani ne yaparsan yap mükemmel olmayacak zaten. Hiçbir şey mükemmel olmuyor insan elinden çıkan. Neyi ki? Yani. Yapmayı devam edebiliyorum böylece. Aynen işte o yüzden çok uzun sürdü. 2 sene sürdü. Bir sürü işte stüdyocu arkadaşlarım delirdi falan. Yani etrafımda işte hadi bitir artık falan. Yeter abi bu kadar mı uğraşılır falan diye. Bir de stüdyo kirası var ya arkadaşların. Evet. Yani işte. Pek çok müzisyen yani net biçimde bu nedenle mesela albümü bir aralığa sığdırıp tabii, kayda tabii, girip bitirmek zorunda. Yani taksimetre gibi. Çünkü o kadarını kirasını ödeyebiliyorsun. Taksimetre usulü var yani. Yani. Tabii. Az buz meseleler tabii, değil onlar. Benim şansım şeydi, Kalan Müzik stüdyosunu açtı hı-hı, bana. Hı-hı. Orada rahat rahat çalışabildim yani. Oyundan parça var mıydı albümün içinde? Yok. Yok değil yani mi? Epilog var aslında. Hı-hı. Biraz aynı fikir, aynı fikirlerle evet, yaptım. İşte sonunda da Tomris ablanın sesi ve şey diyor. Yani benim kendi yazdığım bir metni okumuştu Tomris abla o son şeye de. Yani albüm prologla başlıyor, epilogla bitiyor. Hı-hı. İşte her şey geçicidir diye bitiyor. Öyle bir şey var. Yani öyle bir fanilik üzerinden kurulu. İşte terennüm olmasının sebebi de o. Yani terennüm benim için hani şarkı söylemekten ziyade şey. Yani başlayan ilk söz gibi bir şey. Yani bir şey başladı, devam etti. İşte ne bileyim 7. gün var mesela albümün bir şarkılardan birinin ismi. 7. güne geldi. Ya biraz insanoğlunun hikayesi gibi. Sonra devam etti. İşte epilog son sözü bitti gibi. Böyle bir kurgusal bir durumu var. Yani biraz ben şey gibi. Ya film işte bu meraklı olduğum için sanki evet yani, biraz yani hiçbir şey bilmeden ama öyküsü yani olmuş, bunu öyküleştirebilme çabam vardı. Bütün hikayeyi de onun üzerinden kurdum. Sonunda da öyle bir her şeyin geçiciliğine atıfta bulunan bir şeyi var. Yani öyle bir dizgisi var albümün. Bayağı şey ama yazılmış öykü yani. Ellerine sağlık gerçekten. Evet, sağ hani bunu yazsam bir de öykü kitabına dönecek. Şeyin yani belki, şarkıların hikayeleri. Belki filmi olur bir gün.
Yani belki böyle bir yolculuk çünkü böyle. Evet, bir yolculuk var. Abi de terimliğin içine... Ve soruları çok güzel tabii. Evet. Yürü lütfen. Yürü lütfen. Vallahi olmaz. Şey, merak ettiğim bir şey. Terenimin içinde şöyle bir şey de var değil mi? Hani aslında böyle şarkı söyleyecek kadar yüksek bir ses de değil. Hani yani bir yandan birbirini öğrenmek, aynı şarkı. Meşk var. Bilmediğin şarkıya bile terennüm ediliyor aslında. Yani küçük katılıp mırıldanmak. Yani çok çok dahil eden bir şey yani. Kesinlikle. Aslında bilen de bilmeyen de. Meşk üzerinden çok, işte bir, birlikte bir şey var. Yalnızlık da var. Yani aslında bütünlüklü bir şey. Terennüm. Bir de şey yani enstrümantal ağırlıklı olarak senin yaptığın müzik. Hı hı. Ama tabii bu müziğin özellikle dinleyiciyle buluşma olanakları çok sınırlı maalesef öyle. Yani konser imkanları işte. Yani konser imkanı var. Dinleyici geldikten sonra yapabiliyorsun konser. Yani gelirlerse yapıyorsun. Gelmezlerse yapmıyorsun. Yani ama öyle de bir durum var. Yani. Biz öyle bir galiba çok, var işte. Çok mesela geçen hafta bu arada şu kayıt meselesiyle ilgili Barış Güney geçen hafta vardı. Onunla konuşmuştuk. O kaset kayıt yaptığını söyledi. Analog yaptı. Evet, analog eski yaptı. Usul. O mesela şeyi de söylüyordu. Bu o da enstrümantal uzun süre çalıştığı için 2 ya da 3 albüm var galiba. Enstrümantal albümleri var evet. Ama hani işte halkımız diyor söz seviyor. Yani söz olmayınca çok zor hani işte bir konser yapmak, konsere insanları taşımak. Sen ne hissediyorsun? Yani öyle o kadar umutsuz bakmıyorum yani sözsüz şarkılar için. Yani sözsüz şarkılar bir sürü enstrümantal albüm yapan müzisyenler var. Yani çok böyle müzisyen. Ve bunun sağlayıcı şeyleri de var. Yani caz festivalleri var, işte klasik müzik festivalleri var. Bunların tamamı enstrümantal zaten neredeyse. Yani şarkıcılı caz değilse yani işte. O yüzden çok da o kadar şeye bakmıyorum. Yani önemli olan insanların, yani insan seni dinliyor mu? Birileri seni dinleyip senin konserine geliyor mu, gelmiyor mu? Sıkıntı o yani. Peki hani, onunla ilgili özellikle Ceylan Ertem'lerin açtığı tartışmaya ne dersin? Yani işte dinleyici profilinin artık özellikle işte daha sakin müziklerde ona çok imkan da vermedi aslında. Sahneye çok olanak bırakmadı. Valla dinleyici yani senin ne çaldığınla veya dinleyiciye ne kadar aksettirebildiğinle kendini alakalı bir konu bence. Yani ben o kadar böyle dinleyici şöyledir, böyledir falan öyle bir şey yok. Yani çok böyle yaptığın müzikle alakalı diye düşünüyorum ben. Yani şimdi bana kızmasınlar tabii de. Yani X barda bilmem nerede hani zaten oraya eğlenmeye ve alkol almaya gelmiş birilerine çaldıysan, çalıyorsan ki zaten başka şansımız yok. Yani kaç tane ben mekan var ki çalabileceğiniz İstanbul'da? Ben biraz durumun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani kaç... bir konser mekanı olarak tasarlanan pek tabii mekan kalmadı. Tabii ki yani zaten 3-5 tane mekan var İstanbul'da. Yani İstanbul için konuşuyorum zaten. Yani hani zaten Anadolu'ya falan yani hiçbir imkan, çok çok zayıf imkanlar falan var ama yani İstanbul'daki mekanların yani 5'inde falan çalabiliyorsun. Onun dışında barlarda çalıyorsun. Barlarda zaten ya barda çalmak da keyiflidir her zaman. Yani hiçbir zaman bir sıkıntı duymadım barda çaldığımda ama yani biraz galiba kitleyi sen yani yaratıyorsun gibi geliyor. Yani oraya hani dinlemeye gelen insanı sana geliyor aslında. Yani sen ne kadar veriyorsan o da o kadar işte alıyor durumu var. Yani hani ben o kadar dinleyici şöyle işte dinlemiyor. Ya dinleyici hiçbir zaman dinlemiyordu barda zaten. 10 sene önce de ama dinlemiyordu. Ama o söylediğinin galiba yine de o iletişimin mekanla ilgisi büyük. Kesinlikle var tabii. Yani konser salonunda yaparsan tabii ki insanlar oturup dinleyecek. Ama şey de var yani şimdi çok böyle barda mesela şimdi bar ismi vermeyeyim de yani bir X barda çalan enstrümantal müzik çalan bir adamı dinlemeye gidiyorum ben. Herkes böyle dinliyor mesela. Kimse konuşmuyor. Yani kimse işte kahkahalar atmıyor locada. Loca kurup falan böyle. Yani öyle de bir gerçekliği var. Yani biraz da müzikle de mi alakalı acaba? Yani müziğin tavrı, üslubu falan da mı acaba ilgili bununla? Yani bunu biraz düşünmek lazım. Nasıl kodladığınla mı alakalı? Aynen, insanları aynen sen nasıl aksettirdin kendini insanlara ki yani biraz onunla alakalı gibi geliyor bana. Yani çok haksızlık da etmemek lazım dinleyiciye. Çekebilmek lazım galiba. Yani o yani bir şey çalarsın kimse dinlemez. Başka bir şey çalarsın herkes kulak kesilir falan. Yani böyle de bir gerçekliği var bu işin. Yani bir de bu perdesiz gitar olayı. Mesela
sadece aslında dinlemesi böyle çok etkileyici değil. Çalarken de hani belki oyunculuğun ya da işte çok fazla jest mimiğin doğduğu bir hale dönüşüyor. Çok sahnesi güçlü perdesi gitarın. Peki hani çalma şeyi açısından tam olarak farkı ne sence? Hani zorluğu, kolaylığı, imkanları. Yani çok imkanlı. Bir kere perde yok. Batı müziği gibi bir şey çalmak istersen çalabiliyorsun, sıkıntı yok. Türk müziği gibi veya Anadolu müziği gibi makamsal, işte mikrotonal şeyler çalmak istersen de çalabiliyorsun. Ne bileyim işte Mississippi'yi geçiyorsun, blues çalmak istiyorsun, blues da çalabiliyorsun. Çok da güzel çalınıyor. Yani o çok müsait enstrüman blues çalmaya, işte blue notlara diyelim. Yani çok imkanlı bir enstrüman. Yani ne çalmak istersen çalabilirsin perdesiz gitarla. Ama o yani müzikteki şey, jest, mimik meselesi perdesiz gitardan ziyade yaptığın müzikle ilgili galiba. Yani sen ne müzik yapıyorsan. Yok, eller ama onun, çok acayip gidip geliyor ya. Onun ruhuna. Cihanda da sende de böyle yani diyorum o böyle ters dönüp falan yani. Hani onu falan hayal ediyorum ben izlerken. Yani şey, gerçekten izliyorsun yani. Hani gözümü alamıyorum mesela o şeyden. Akor hareketlerinden. Şey çok seviyorum. Yani Uğur Yücel'in bir sözü vardı. Yani şimdi oyunculukta ruh göçü denen bir şey vardır ya. Ruha göçersin. Enstrümanın da ruhuna göçebilmek lazım. O zaman anlamlı olmaya başlıyor. O zaman işte kaşın gözün yamulmaya başlıyor. Jest mimik falan. Yani öyle düşünüyorum. Sırrını o zaman açıyor. Yani. Evet, sırrını. Bir de çok zaman geçirmek lazım enstrümanla. Evet. Yani çok bireysel bir şey. İşte o yüzden tiyatroda böyle şey kolektif oraya getireceğim gene. Erkan abi şey de geldi. Ben enstrüman çalmıyorum, enstrüman olmaya çalışıyorum diye evet. Bir laf etmişti. Bence galiba sanatın sırrı o. Evet. Aynı i̇şte şeyi daha sonra Mısırlı Ahmet de aynı şeyi ben. Evet, darık olmak istiyorum. Darık olmak istiyorum. Galiba o geçişme hali. Kimin kimi çaldı, kimin kimi ne yaptığını galiba bilmeme hali. Aynen. O yüzden tiyatroyu böyle yapıyoruz hani. Ruha göçme işte, ruh göçü yani. Ve galiba artık enstrüman olarak da, insan olarak da devreden çıkıp bir başka bir şey, bir başka bütünlük, varlık kurmakla ilgili galiba. Yani artık çalmak falan değil o yani. Aynen. Yani bir notaya bastım, o hiçbir şey düşünmeden bir başka bir şey galiba o. Yani çok kavrayamayacağımız bir gerçeklik ama. Böyle her şeyde aynen dediğin gibi. Yani mesela korkuyu beklerken. Tabii. Ya o adam olmadan Oğuz Atay nasıl yazabilirdi ki onu? Hani, o olmalar. Yani o böyle o mu değil mi? İşte tehlikeli yani, oyunlar. Fiil aslında bir yapmaktan olmaya doğru olmak dönüşüyor. Yani. Evet. Yapmak çünkü bir şeyi dışarıdan bakıp bir şey yapmaya yani bir zorlama var orada. Olmak şey galiba. Yani bir buna bağlama dememek. O sensin demek. Evet. Bir olmak lazım. O, evet, bir birlik hali. Teklik hali olması lazım. Aynen öyle. Yani o ne kadar oluyor? Her zaman oluyor mu tabii? Hiçbir yani. Belki tamamen olmayacak hiçbir zaman ama ki bir istek olarak oraya yönelmek, yani. Oraya oraya adımlamak falan belki. Gerçeklikte çok zor zaten. Modern dünyada bunu talep etmek. Yani evet, deli i̇şte, gözüyle. Delisin yani. Shakespeare'de de o var zaten. Bir olma hali mesela o bizi daha olma haline sürüklüyor Shakespeare metinleri. Hedefi oraya doğru koyduğunda zaten oraya doğru bir yolculuğun oluyor. En azından niyetin de belli oluyor. Ya adamın oyunda büyü var ya. Daha ne ya? Büyü var yani. Adı üstünde büyü yapılıyor yani. Neredeyse her oyununda bir büyü var. Bir şey var. Aynen. Büyücülerle dolu yani. Tabii canım. Şeyinde var. Tabii hepsi de büyücü dolu yani. Bir de bir tekrar etme hali var tabii. Yani Shakespeare'de de işte tabii. Müzikte de, Bach'ta aynen. Da ne bileyim işte Itri'de de, Debussy'de de falan. Yani aslında insanın geçmişe dönüp, geçmişten alıp onu tekrar edip kendi benliğini katıp falan böyle bir aynen. Şey durumu var. Yani süre gelen, birikerek ilerleyen falan bir bilimsel bir tarafı da var aslında tabii. Yani. Matematiğini de dünya da kendini tekrar ediyor ya. Her gün aynı şeyi turu devam ettiriyor. Of, dünya kadar sıkıcı ve tekrar eden bir şey. Deviniyor yani. Tekrar ediyor. Devinim var. Ama tekrar bizim şeyimiz esas halimiz galiba. Ya tekrar evet yani. Çok sen da kıymetli. Sen bir sonraki albüm tekerrür yap bence. Bir dahakine tekerrür. En sonunda teyemmüm. Teyemmüm. Tabii diye hop hop. Görmek istemiyorum. Toprakla kapatacağım bunu. Gerçekten. Mesaj okuyacağım, soru soracağım. Hadi bakalım nasıl devam edeceğim. Vaktimiz kalmadı ama. Var birazcık daha uzatma verdiler bize ya bu akşam. Gerçekten. Bağımsız işler soruları.
Meri aşkına yo yo tam mükemmel olmuş diyorlar müzik ve albüm için. Ya müzik yapmasın müziğe devam etsin anlamında mı? Abi sen beni bir istemedin herhalde. Hayır abi, abi sen çok güzel çalıyorsun onun için orada kal. Çok az bulunuyor onlardan. İkiye bölme kendini. Albüm harika olmuş. Tebrikler, sevgiler demişler. Teşekkür ederim. Sanat Mahalli ile ilgili bir soru var. Zaten ondan bahsedeceğiz. Bugün Arka Bahçede olmanın en güzel yanı Meri Aşkın tanımak oldu. Enstrümantal candır. Bize perdesi gitarla gelsinler demiş. Oh ne güzel. Londra'dan selamlar. Sohbet çok sürükleyici demiş bir izleyicimiz. Program cumartesiden ta cumartesi bana çok uzak geliyor valla. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Arada. Cumartesinden şimdi aslında en kısa gecenin rüyasını şuradan bağlayalım. Ondan sonra birkaç İşte Sanat Mahalli'den bahsedelim, moda sahnesinin toplam işlerinden bahsedelim, çok fazla yeni oyundan bir tık bahsedelim ve yine Meri Aşkın'la veda edelim. Şimdi yine oyunla ilgili en çok konuşulan şeylerden bir tanesi aslında o şeyin işte esnafların daha çok buradan karakterler olmasıydı. Buradan işte ırksal ya da işte kimlikler edinmeleriydi. Buna daha işte yakın olmuş diyenler oldu ama niye antik Yunan'dan o dönemin insanlarından seçilmemiş diyen oldu. Yani evet, bulsaydık evet. Böyle Koturnoslu falan böyle insanlar, Harmanili falan insanlar tabii getirecektik. Onun dalgasını mavrasını yapabilirmiş. Biz çok araştırdık. Bu arkadaşları bulduk işte diye. Hasan Ötüş'e duvar oynayanı. Aha antik Yunan'dan bir arkadaş diye. Kalıntı olarak böyle şeyden bulduk onu. Sütun. Shakespeare metinsel olarak şöyle bir şey yapmış. Her şey antik Yunan adıyla anılırken tüm kahramanlar bir tek esnaf İngiliz isimlerle anılmış. Hatta takma isim gibi de duruyor bunlar. Şimdi bu çok net bir şey. Diyor ki diğer ögelerin hepsi daha üst katmandaki seyirci. Çünkü Shakespeare seyircisi 3 katmandan oluşuyor. Yani orta sınıfı, altı ve üstü var. Diyor ki ya okumuş, yazmışlar ve editler bu Yunanca isimlerle temas kurabilecekler. Onlardan bir şey anlayacaklar. Ama şimdi bizim halk, yani aşağıda duran o 600-700 kişi bira içenler, köpek dövüştürenler, horoz dövüştürenler falan böyle bir ahali var orada. Bir de hareketli seyirci giriyor, çıkıyor, biraz yemek seyrediyor, yiyor, bir daha gidiyor. Öyle de bir seyirci ve onları bir tek kendi kültürüne yakın bir yerden tutabilirim diyor. Shakespeare şimdi kendi oyununda bu ayrışmayı yapabiliyor. 6 tane esnaf var. İngilizce neredeyse sıfatlardan oluşmuş isimler. Gerisi antik Yunanlılar. Şimdi bu yapısal özelliği bilmeden biz de birilerine yakın olsun, birileri de birileri olsun istedik. Shakespeare nasıl ayırdıysa. Yoksa biz kafamıza göre bir şey ayırmadık aslında. Shakespeare'in ayırdığı şeyi biz de buraya doğru sürükledik. Şimdi kimse bunu sormuyor, yargılıyorlar. Bence Türkiye'deki sanat eleştirisinin en temel şey bir yargılama hali. Yani niye bunu yaptınız diye bir Allah'ın kulu sorsa biz anlatacağız. İkna olmamış olacak ve sonra diyeceğiz ki tamam ikna olmamış ama böyle olur mu? Peki Shakespeare uzmanı mısın be birader? Yani nereden biliyorsun ki? Hayır bir de uzmanı yani, olsan da yani, ne işte şu bir yorum. Uzmanları da var ya. Bu bir istek değil mi? Hani istediğin gibi bunu. Tabii onu ayrıca yapabilirsin. Ayrıca. Tabii. Mesela bence, bir insanın yaşayan kadınlarında adam aynen niye öyle kekemedir? Tabii. Adam niye dili büküyordur? Ya da burada aynı şekilde yani baktığında orijinal metinde bilerek yapılan gramer hataları var. Hı? Yani o gramer hataları niye yapılıyor? Yani diyor ki bak bu belirli bir sınıfın konuşma şekli. Yani bu diyor ki belirli bir esnafın konuşma şekli. Mesela esnaf habire gramer hatası yapar. Aynen. Der ki Shakespeare bunlar bildiğimiz standart konuşmayı sürdüremezler. İyi ki de sürdüremezler. Yani aslında standart olanın o dünyasına girmemişlerdir üzerlerine. Hegemonya kurulamamıştır da ondan. Dolayısıyla da egemeni parçalayan şeydir. Biz size buraya keyif vermeye gelmedik der dili yanlış kullanarak. Doğru keyif vermeye vermedik canını sıkmaya geldik dili aslında. Dili yanlış kullanır tabii, ama can sıkabilir. Can sıkar. Yani. Zaten tam da bilinç dışı o dil kullanımı süreçleri falan devreye giriyor. Burada da Mert'in dediği çok doğru. Hiç kimse düzgün kullanamaz.
Her şey yalan yanlış kullanılır. Standart dilin içinde hareket edemez onlar. Çünkü standart dil darlaştırıcı ve aslında tahakküm kurucu bir dildir. Egemenin dildir o. Aslında İstanbul Türkçesi konuşmuyoruz biz. Standart olan her şey biz. Biraz öyle değil tabii mi? Ki öyle. Tabii. Tabii ki öyle. Çok dikte edici bir dildir. İstanbul Türkçesi diye bize konservatuarlarda, ben tiyatro bölümü mezunuyum ama hani oralarda İstanbul Türkçesi diye öğrettikleri şey de yaşayan şu hayatla hiçbir ilgisi yok ki. Bir yandan da ideolojiktir. Tabii yani ideolojiktir de aynı zamanda. Bir şey dayatır. Bak tabii bu Türkçe ki. Budur diye. Aynı aslında İngilizce'de de olduğu gibi yani. Türkçe söylememizin ihtimali yok standart. Tabii canım. Gibi. Mümkün değil. Değil mi? Yani mümkün değil. Değil. O sound'u yoktur. Bir de standart olan çok sıkıcıdır yani bir yerden sonra. Ayrıca evet. Aynen. Yani. İticidir yani. Shakespeare'in de seçeceği bir şey değildir. Yani, değil mi? Tabii canım. Çok özür dilerim. Shakespeare bu bozguncu durumu kullanır oyunun içinde. Kesinlikle. Standartlarımız, elitlerimiz. Şimdi Shakespeare döneminde bu dili kullanmayı bilmeyenlerin elitlerin karşısına çıktığını, orada localarda seyreden elitlerin karşısında olduğunu düşünüyor ki anarşizm bu zaten. Siz elitler, ben size yalan yanlış konuşacağım zaten. Ve hiç de sizin o standart dilinizin peşinde değilim. Zaten bu bozguncu bir tavırdır. Yani egemeni bozan bir tavırdır. Egemen çalışmaz artık bunların dünyasında. Çok bozguncudur. Çok şeydir, kilitleyendir. Tam da şeydir yani, tekere çomaktır o dil kullanımı. Anlamaz da çözemez de onu. Tabii çözemez. Aynen, ilişkiye bile giremez. Şurası çok güzel. Yani mesela bizim de bu coğrafyada sıkça yaşadığımız şey o şahane bak. Hani bir tarafıyla böyle konuşmaya çalıştığın bir aksanı olmasına rağmen İstanbul Türkçesini kullanan ya da kullandırılmaya itilen kişinin egemenin karşısında konuşmasını gözünüzün önüne getirin. Evet. Yani bizim eski Türkiye filmlerini gördüğümüz, Anatürk filmlerini gördüğümüz ögedir aynı zamanda. Yani dolayısıyla bu mükemmel bir direniştir. Tabii ki. Yani kendini bir İstanbul Türkçesine ya da kendini soylu bir konuşmaya, bir İngilizceye zorlamak. Münir, yani çünkü Münir Özkul'un patron karşısındaki ya gibi. Da limon satan esnafın aynen. Hani. Yani dolayısıyla o şeydir yani. Evet ya ben bu dile zorlayacağım. Ama bak göreceksin, o zaman senin dilinde, senin statünde bambaşka bir yere düşecek. Gel beni bu dile zorlama. Gel beni yani var olanı, sende olanı kaybettirme sana. Hani pişman olma buna. Çünkü İngilizce'de de aynı şey var. Tabii. Yani Macbeth'te yok mu? Hani Macbeth'in içinde bile o beyliklerin kendi içinde değişen aksan ve koşulları var. Yani Duncan'ın o eve geldiğinde kullandığı İngilizce ile Macbeth'in kullandığı İngilizce arasında sınıfsal bir işaret var. Bir yere işaret var. Yani şeylerin, cadıların bile söylediği Macbeth'e doğru kullandığı, onu sınıfsal olarak bir yere konumladıkları ve onun içindeki ihtirası körükledikleri bir durum var. Yani bunlar hep dilden, dilin yarattığı statülerden bir yere doğru. O şekli, evet. Şekli çok iyi. Sınıfını hatırlatmak ve sınıfından başka bir sınıfa doğru sıçramak hikayesi yani. Bu yüzyıllardır demek ki böyle geliyor zaten. Yani biz sınıf atlama çabasında yüzyıllarca sınıf atlama çabasında yüzyıllardır aynı gelen bir şey daha. Sakat ruhların çilesini çekiyoruz. Tekrar işte değil mi? Egemenden aslında dilin kullanış biçimine de kopuyorsun aslında. Tabii. Aynen. Yani Çağrı Drogba diye oraya yazınca birden tüm politik beyin yanıyor. O vakte kadar politik eylemde ürettiği her cümleyi bir tarafa bırakıyorsun ve başka bir şey doğuyor. Bu gerçekten herkesin ihtiyacı duyduğu bir kriz. Yani. Bu krize ihtiyacımız var. Klişeleşmiş artık alışkanlıkla kullandığımız her türlü jargondan, kavramdan bir kurtulmamız gerekiyor aslında. Bir dur. Bu her şey için geçerli. Tabii her şey için geçerli. Her yerde. Yani. Yaşayan şeyi bulmak kendimiz için krizler için ya da o kireçlenmeye darbeler vurmamız gerekiyor. Yoksa hepimiz jargonla hepimiz biliyoruz. Sen hangi A'dansın, sen B'denim. A'nın jargonu belli, B'nin. Peki konuştuk, gittik. Peki başka? Jargonlarımızı birbirine tokuşturduk gittik. Jargon tokuşturma alanındayız yani. Oysa bir hayat böyle bir şey değil ki ya. Nerede kriz? Dil bizi nerede belirliyor? Nerede bize hakim olmuş? Biz bunun içinde nasıl çıkacağız? Shakespeare bence bunların mesela çok iyi yapanı. Çok iyi yapanı yani. Dildeki iktidarla mücadelesi süper yani. Müstehcen bir biçimde provamızı yaparız diyor. Sanki çok iyi bir biçimde prova yapmak istemek cümlesi gibi. Müstehcen bir biçimde ormanda yaparız. Şimdi Shakespeare bunu, Shakespeare müstehcenlik. Shakespeare. Çünkü oyun zaten müstehcen. Şeyi anlamında müstehcen. Egemeni göstermesi, sınıfları göstermesi açısından müstehcen. Aynı zamanda yoksa müstehcenle O müstehcen değil yani. Evet müstehcen, işte yani. Ben size egemen sınıfının halini göstereceğim. Onların
şeyini göstereceğim diyor. Göremediğiniz taraflarını göstereceğim. Ondan müstehcen. Yoksa müthiş bir şekilde diyor. Yani karakter tabii, diyor ki müthiş tabii. bir şekilde provamızı yapacağız. Müstehcen bir şekilde. Müstehcen bir müthiş demeyi tabii. Yani böyle şeyler, böyle krizler var mı? Ben mesela Shakespeare'in en sevdiğim şey bu dil kullanımındaki bu yarattığı krizler aslında. Bize de birden böyle bir tökezletiyor. Bir daha düşün diyor. Kullandığın şeyi düşün diyor. Gözden geçir kendini arkadaşım diyor. Ama bu dil üzerinden Shakespeare konuşmak çok keyifli oldu ya. Yani buradan çok bakmadım, şu an fark ettim. Yani hani o sınıfsal çelişkilerin vurgusuyla dil üzerindeki ilişki. Tabii. Burası çok... Biri habire standarda çağırır. Ama bu nasıl konuşuyor bunlar? Bunların konuşmaları bozuk. Böyle olmaz. Bıdı hep konuşmalarıyla ve tavırlarıyla ilgilenirler. Oysa arkadaşım birileri oyun oynuyor. Zaten bırakın oynasın. Oynatmazlar onlara oyunu. Çünkü yakışmaz onlara oyun. Yakışır hale getirmeye uğraşırlar ya da alandan çıkarırlar. Burası sizin alanınız değil der. Burada size oyun oynayamaz. Ancak biz sizi aşağılayarak kendi oyunumuzu kurar. Sizin oynadığınız oyun değil. Bizim aşağılama oyunumuz sürerse size burada izin var der. Ya tam da İnanılmaz bir egemenlik vurgusudur bu yani. Neyi eleştirdiğin, ne tarafında durduğun çok önemli bazen. Yani tabii ki bir şeyi beğenmemek. Ya o anlamı demiyorum hani. Tabii ki. Herkes bir şey. Biz de bir şey beğenmiyoruz. Biz bunu yani. Seviyoruz tabii da ayrıca. Hani ayrı ayrı da seviyoruz grup halinde. Aynen öyle. Dolayısıyla. Aynen öyle. Zaten bu arada sizin özellikle öyle bir şey var. Herkes işte olumsuz eleştiriler geldi, onları da paylaşıyor. Evet evet. Hiçbir şeyden o anlamda sakınmıyoruz. Tabii yani. Şöyle bir şey var orada çünkü. Yani eleştirdiğimiz şeyin aslında neresinde durduğumuz çok önemli. Neresinden eleştirdiğimiz. Yani bu talep gerçekten doğru Türkçe talebi mi? Bu talep gerçekten o mu ya? Yani sen buraya geldin, tiyatro sahnesinde bir oyun seyrettin. Tabii. Biz bir şeyin çabasındayız. Yani biz bir şeyi skeçleştirmek çabasında değiliz ki. Ya yani finaliyle de kendini ortaya koyan bir oyun. Diyor ki bir dakika güldürmeyeceğiz. Tabii. Bak şimdi başka bir şey yapacağız. Tabii. Biz bu skeç koduna da sokarız istersek ki öyle bir kodla hiçbir derdimiz yok. Hiç oraya doğru bir yönelimimiz yok. Hı-hı. Ama öyle anlanıyorsa eyvallah, öyle de algılanabilir. Ama temelde istediğimiz şey hayır, bir dilin yani egemenin dil üzerindeki iktidarı nasıl tesis etmesi, nasıl tesis ettiği ve onun yıkımına doğru bizim nasıl bir yolculuk yaptığımız. Yani bu Türkiye'de de böyle, İngiltere'de de böyle. Yani Büyük Britanya'da İskoçyalı'nın yaşadığı, Gallerli'nin yaşadığı, İrlandalı'nın yaşadığı, İrlanda'nın iki grup içinde yaşadığı, İskoçya'nın üç bölge içinde yaşadığı. Yani o problem de o zaten, o durum da o. Yani orada başka bir mücadele, başka bir durum var ya. Yani dolayısıyla o eleştiri yaparken kendini nereye konumladığını biraz şey yapmak lazım. Çünkü derdimiz o değil. Yani derdimiz buradan bir gülmece yaratmak değil. Tabii. Öyle olsa hiç zaten. Öyle o tabii, aynen öyle hiç. Robert yani, Uzuk'u oynamayız. Robert Uzuk'u oynamayız. Tabii canım. Moda sahnesini açmayız. Tabii sadece Bergama ile Bergama arasında bir hiyerarşik fark olmadığını düşünüyoruz. Evet. Yani Bergama'da makbuldür ve doğrudur yani. Böylece eşitlik. Tabii. Tabii Bergama öyle yani. Tabii o Bergama olsun. Ne olacak öyle olsun. Olsun yani. Bergama. Niye Bergama olsun? Niye Bergama? Tabii ya niye Bergama olsun? Bergama olsun. Allah Allah ya. Bu sesler arasındaki hiyerarşi kim belirlemiş? Allah aşkına bir söyleyeyim. Ne demek ki Bergama yanlış? Nereden yanlış arkadaşım? Ses ya bu. Hmm. Orada da bir iktidar şeyi var. Tabii dildeki iktidar o zaten. Ya bunu Türkiye'de yaptılar, bağlamaya da yaptılar yıllardır. Her şey yapıyor. Hiyerarşiler var. O iyi alettir. Bu ifade. Abi ne olur ya böyle değilmişler. Şeyler varmış. Bizim için Bergama. Bergama olsun. Bergama evet. Aynen. Eskiden halk müzikçilerle batı müzikçiler aynı radyoda peş peşe sırayla giriyorlarmış şeye. Tabii batı müzikçilerin yani sürekli böyle bir batı ve doğu batı şeyi var, kavgası var. Yani 70'lerde dahi varmış teknik üniversitede. Hani tabii. Sandalyeler falan uçuşuyormuş yani havada. Soysuz sanat abi o. Yani o işte radyoda halk müzikçiler girip işte nota sehpasına bırakmışlar. Türkü notası. Onlar çıkıyor, batıcılar giriyor. İşte şey diyorlar. Şunları kaldırın, tezek kokuyor bunlar falan. İşte böyle. Tam bu işte. Yani işte tam o iktidar aynen meselesi. Öyle. Yani aynen. Notaya da, müziğe de, işte dile de. Tabii ki. İşte inanca da falan. Yani her şey üzerinden bir... Ama sorsan işte doğayı çok severler. Organik köy kurarlar falan yani. Tabii gerçekten. Tabii. Hepsi şeydir. Müthiştir. Gerçekten kalk, doğada olanı sevmezler. Doğayı sevmek... Tamam. Bir arkadaşım doğaya gitmişti. Doğaya. Gerçekten öyle doğaya gidiyor. Gece de böyle çadırını kuracak. Sonra böyle kaldı çok böyle sevmiş. Filmlerde falan görmüş. Tabii. Arkadaşlarım. Önce aradı buradayım doğa işte anlattı böyle.
tasvir etti. Sonra iki saat sonra abi ben buradan tasıtlara topladım, arabaya yükledim. Domuzlar falan var burada, ben gidiyorum diye. Doğa öyle bir şey işte. Tabii tabii öyle değil yani. O domuzla karşılaşma anı. Tabii canımız çekti öyle. Ay şimdi yatalım falan öyle olmuyor tabii. O şimdi yıpratan şey ama. Tatlı şey tabii. Tabii öyle olmuyor işte. Ya benim mesela şeyden çok olmuştur işte. Bizim mesela kiraz bahçemiz var memlekette. Arkadaşları götürürüm hani böyle gerçekten hiç köy falan bilmiyorum. Acayip maceralar ya. Canım, gerçekten yani olmaz. Hani bir bahçede böcek görünce çığlıklar, kıyametler kolundan tutulan. Ama bayılıyordu. Kiraz toplayacaktı, yiyecekti ağaçtan falan. Uzaktan seviyoruz tabii doğayı. Biz doğayı gerçekten uzaktan sevsek uzaktan bence doğa da memnun olacak ama. Hala bir de hani bir de içine de girmeye çalışıyoruz. Tabii. O daha tehlikeli. Yavaş yavaş gerçekten süremizin sonuna geliyoruz. En doğru dil anlaştığımız dil demişler. Kemal Aydoğan'a sevgilerle yazmışlar. Son kısım burayı biraz doğru hızlı demişler. Toparlayacağım ama aslında en başta soracağım yerdi, sona kaldı. Sahneleme ile ilgili. Yani aslında moda sahnesinde de pek çok tiyatronun da yapma hem fiziksel koşulları ama illaki hayal etmekle de ilgili mutlaka. Sahne biçimi bambaşka. Bu hem oyunculuklar açısından da acayip bir performans istiyor. Öyle görünüyordu. Yani her yerde oynuyorsunuz bir evet, yani. Evet. Ondan biraz bahsedelim. Sahnelemeden sahneleme. Son... Ya şöyle aslında Shakespeare tiyatrosunun... Son, en son sana versem olur. Peki olur tabii. Yani oyunculuk kısmı açısından özellikle soruyorum. Çünkü hani çok yönlü oynamak hani bayağı boyutlu oynuyorsunuz işte. 360. Daha 360'a gelmedik ya. Daha şey yapacağız. Fuayede başlayalım mı yapacağız yani. O da olacak yani. Sinemada, stüdyoda geçecek falan böyle tabii. Gerçekten. Tabii. Gezelim görelim. Bu da seyirciyle gezmeli yapacağız yani. Tabii aynen. Sonra vallahi, arka kapıdan çıkacağız. Çıkalım inşallah dedik ya. Biz sahneyi yaparken de çerçeve koymadık sahneye. İşte bir değişik bir sahnemiz olsun dedik. Artık şu çerçeve sahneden de çıkalım, İtalyan sahneden tabii dedik. Bir görelim bakalım ne oluyor çıplak sahne işte. Bir sahnelerimizin kenarında da kalorifer şeyleri var mesela. Onlar havalandırma aynen boşlukları var falan. Hani hepsini bir görelim dedik. Bir de değişiyor artık her şey. Biz de bir değişelim dedik yani. Ortada oynayalım dedik ve bu oyunla da ortada oynadık. Güzel de oldu. Kendimize attığımız golleri gördük. O golleri nasıl topu çıkartırızı gördük. Ne bileyim hani o taraftaki seyirci bir şey söylerken hem ona söyleyip hem arkadakine iletmenin nasıl bir zorluk olduğunu gördük mesela bir bu oyunda. Bir de o sırt dönme anları evet, da hiç sırt dönülmüyor aslında. Sürekli kafa dönüp dönüp seyirciye evet, oynanıyor yani. Tabii o ya, çok acayip. Tabii, tabii. O açıdan da çok iyi fırsat. Bunu çok iyi becerdi zaten. Supleks, ya birazcık da evet, şey oyuncunun sahne supleksi çok değerli ve önemlidir aslında biz. Şimdi hani 10 yıldır birlikte tiyatro yapıyoruz ve hani bir sürü sahne geziyoruz ve aslında oyunlarımızı kulisleri var olan sahneler, olmayan sahneler, işte öyle olan böyle olan tabii sahneler. Hani dolayısıyla her koşulun içinde o oyunu yerleştirmenin çabasında oluyoruz. Hani dolayısıyla aslında o supleksimiz gelişmiş oluyor. Bir yandan da işte bizim yine Ankara Üniversitesi'nde meydanda oynadığımız bir sahne düzeni genelde de zaten var. Aslında bizim okuldan yani çok fazla insan yok şimdiki oyunda, yok var mı ya? Var. Aa, çok İyisi, insan var hatta pardon ya. Ekibin yarısı. Evet, dil tanelerin biraz daha söyledim, şeydir yani biraz ekip daha. Ekip çok kalabalık olduğu için sen hayır, bir kaçırdın biraz. Evet, bayağı varız doğru aslında. Yani şey bu hani ortada oynama hikayesi bizim için Kemal abinin de yaptığı projeler daha önce de aslında hep niyet ettiğimiz, keşke olsa evet, dediğimiz. Yani ama bu, şimdi bu niyetle oynadığımız ama mekansal olarak dönüşemediğimiz. Aynen. Şimdi bunun imkanına kavuştuğumuz evet, bir şey. Aslında daha önce çerçevede de oynadığımız yıllarda. Tabii, hani böyle işte 2000'lerin, 2006'nın başında meydan işte ilk oyunumuzu oynadık. Işte. Biz çerçeve... Hırçın Kızı da öyle oynuyorduk. Hırçın Kızı da mesela meydan gibi. Yani seyirciye tabii oynuyorduk. Ya bizim seyirciye bir bölümümüz vardı hep. Tabii. Her karakterin. Yani dolayısıyla o seyirciyi hep bir tarafa doğru çekmek, onunla birlikte hemhal olmak, dikte eden, karşıdan bakılan ve dayatan değil de tam tersine birlikte oynanılan, paylaşılan, o hani dördüncü duvarın, dördüncü duvar mı? Saçmalamayın ya, hani duvar yok ki falan yani dediğimiz, tabii, öyle anladığımız bir şeydi. Aynen. Yani dolayısıyla onu devam ettirmek ve şimdi de buna bu potansiyeli, bu kapasiteye, bu imkana sahip olmak da çok
güzel ve eğlenceli. Yani reji içinde aslında öyle. O yüzden sonu bırakmak istedim. Ya şey gibi aslında. Ben yani, şöyle sorayım mı bunu? Tabii. Şundan yani mesela bira fabrikası da aslında rejisiyle acayip cezbetmişti bizi. Hı-hı. İtalyan sahneydi ama Mert'in söylediği gibi onda da aslında onu yaşıyordun. Evet. Yani seyirciyle iletişim kurma. Şimdi evet, bu yani bu reji kurgusu çok, ama... çok yani gerçekten çok dikkate değer diye düşünüyorum. En kısa gecenin rüyası tabii hani bayağı bir artık başka bir şey yapmışsınız ama yani. Ya şöyle söyleyeyim, bu Shakespeare'in kendi tiyatrosunda fiziken var olan bir ilişki aslında. Shakespeare tiyatrosu da 270 derecedir. 3 katlıdır. Her katında başka bir kesim vardır ve oyunları da 3 kesim seyreder. Yani en üst elit kesim diyelim, en alt kesim diyelim, orta sınıf diyelim. Bunların hepsi, bu Shakespeare tiyatrosunun aslında keyfi de budur. Herkes seyredebilir o oyunu. Herkes kendine dair bir şey bulur. 270 derece olması sebebiyle de oyuncu biraz sahne gerisine ileriye adım attığında artık sırtı görünür hale gelir. Dolayısıyla biz oynadık, Mert oynadı Globe'da. Antonius Kleopatra'ya götürmüştük. Önce çok zorlandık çünkü şöyle bir açı, yani insan 180 görüyorsa 270 bu ve şuralardaki insanları da görmek ve orada bir problem var, bir de 3 katlı. Yani hem burayı göreceksin hem 3 katlı göreceksin. Ama alıştıktan sonra inanılmaz bir keyif olduğunun farkına vardık. O seyirciyle oynamak çok yaşayan bir tiyatro orası. İçli dışlılık, içine atla, konuş onlarla, gel, buranda bir seyirci var, şurada biri duruyor, şurada biri seyrediyor. Yaşayan bir tiyatro. Yıllar öncesinden bence Shakespeare metnini kurarken de bu yaşayan tiyatro, bu mekansal özellikten dolayı da kuruyor zaten. Oyunu nasıl oynayacağını belirleyen bu. Yoksa nasıl olur da bir önceki sahne Mısır, bir sonraki sahne Atina olur? Nasıl olur? Buradan giren Mısır'a giriyor, buradan çıkan Atina'ya çıkıyor gibi yani. Gerçekten ama saymacamız bunu böyle saymaya da yeterli zaten. Ne kuracaktık sana arkadaşım? Atina ile Mısır mı yapacaktık? Nasıl yapacağız onu? Dolayısıyla bu mekansal özellik, yani bizim bu dönüştürmemiz de oyunun seri oynanmasına, Shakespeare tiyatrosundaki gibi içli dışlılığa, seyirciyle kurulan bu bağa izin verdi. Ya da bağa takriben kurmamıza sebep oldu diyeyim. Oyun Shakespeare oyunu olma vasfını daha kazandı diyeyim aslında. Dolayısıyla daha da açığa çıktı. Kendini gerçekten evet, sermiş ortaya. Bizim, aynen öyle. Bizim gelenekselimizde de var zaten. Yani gelenekselimizde de burası oralarda budur. Var. Tabii odur yani. Hadi gel seninle tamam, bir canım. Sultanahmet'e gidelim. Neden? Döner Sultanahmet'e. Yani o ışık. Fatih. Kenara yaptığımız orman ışıkları size küçük bir kıyağımız yani. Onu bile yapmayabilirdik. Yani o kadarı da artık. O şey vardır ya, iyi bir şey abi. O Serpil'e. Serpil'le bana orman ışıkları. Nedir acaba bunlar diye. Parti mi verilmiş burada? Bu akşam, mesela bu akşam bira fabrikası vardı. Dün de vardı. Bu iki oyuna gelmiş seyirci de onlara böyle ne acaba bunlar diye kesin merak ettiler. Şimdi görecekler Perşembe günü. Selektör ne yapsak acaba? Değil mi? Yanıp söylese bir anda anlaşılmasa falan. Ama her kafadan bir ses diye bir çocuk oyunumuz premier yaptı. Onları buradan kutluyor ve seviyoruz. Evet, alkışlıyoruz. Bu sabah ne oldu? Bu sezonki üçüncü oyunumuzda premier yaptı. Oldu. Evet. Çok güzel bir çocuk oyunu başladı. Çok yamuk yemek ekibi oynuyor. Yarın da saat 1'de. Evet. Yine yamuk yemek ekibine bir. Yani ona bilet Mert, var. Hani Mert isteyen varsa. Ama tam pazar. Bilet bulamayanlara duyurun. Hani sadece bilet ona var. Hani onun için söyledim. Neyse bunu soranlar ebeveynler, ayaktadır. Ebeveynler yapanlar ayaktadır. Çocukları zaten yetişti yatırmış onlar ayaktadır yani ebeveynler. Yarın değil mi? Biz de onlara diyoruz. Var mı? Birebir biliyoruz onu. Ebeveynlere diyoruz yarın 1'de. Sona geliyoruz. Müsahip sadece cenaze. Bir dur. Hayır, moda sahnesinde. Moda sahnesinde. Moda sahnesi orada. Evet. Hemen Allah. Şeyde. Ziraat Bankası'nın altı. Şimdi tabii. Durduramıyoruz. Reklam yok. Tarif ediyorum ben ya. Adres şey konum hata ödük bak. Tarımla ilgili filan öyle şeyler. Tarımla ilgili. Banka öyle şey. Bahçelik falan. Abi ne böyle hayat mı olur? Sermaye odaklı bir ticaret. Mesela caddenin ismi o olsa ne yapacağız?
Ne yapacağız şimdi mesela? Olsa. Bir marka cadde ismini mesela vermiş olsa ne yapacağız? Ki yapıcıdır şimdi bu da. Evet yani. Ne yapacağız şimdi? Ya o şey firmanın şey adını atıp Ziraat Caddesi diyeceksin mesela. Misal. Ama yani niye üçünün üstüne geçeceğim? Ben de yapar hata yaptık işte. Devam ediyoruz. Demeleniyoruz da çıkmak için işte. Yani cadde olası bir cadde adı. Buradan çıkıp programdan da yavaş yavaş çıkmamız lazım. Evet. Sanat Mahal'den kısacık bahsedersek, aslında daha uzun konuşabilseydik keşke ama. Sonra, ayrıca zaten Mona Sen'siyle. Ayrıca bir de Sanat Mahal ekibi yapalım bize. Tabii ya. Çünkü ayrıca konuşuruz. Yani oraya dair aslında anlatacak çok şey var. Çünkü bir hani bir taşra kentinde bu kadar güzel bir sanat mekanının oluşması çok keyifli. Onun altını çizmek lazım. Meri'nin söylediği şey çok önemliydi bence. Yani o oyun muhtemelen acayip etkileyici gelip hani senin yıllarca aklından evet çıkmamı, ya pek çok taşra seyircisi için bu geçerli aslında. Kesinlikle öyle. O izlediği belki en güzel oyun olarak kalacaktır. Tabii ilk izlediğin şey her zaman aklında kalır yani. Hele bir de oralarda işte çok görmemişsin hani. Tabii, bilmiyorsun. Yani ilk defa izliyorsun. Tabii ya. Kodların yok. Büyülüydü. Ben de öyle yani. İlk gördüğün an ne kadar büyülü bir andır. Yani. Ne olduğu şey değil ki o. Ben bir şeyin ortamına böyle, ne acaba bu böyle? Hiçbir şeye benzemez. Uzay üstü gibi bir şey. Hayvan çiftliğini seyretmiştim ben. Hayvan çiftliği. Ben Zevki Mutfağı'nı izlemiştim. İlk. Of çok sertmiş. Büyük tiyatroda. Oo anladım. Bayağı. Tabii tabii. Bir daha da zaten. Bir daha. Ya da çiftlik birlik. Kredi mi redi hiçbir şey almadım. Şeyden. Abi nasıl gelin oraya gittin ya? Doğaya gitmedim. Domuzlarla karşılaşırım diye doğaya gitmedim. Doğaya gitmedim. Kemal abi neyin acısı o? ama son kez ben izleyicilerimizin hatırına iletiyorum. Timur Levent bir şarkı söylesin. Tabii canım ikisi de çok iyi söyler. Ama Allah tabii Allah ki Allah. Seve seve yani ister iseniz. Canlı yayında çok değişik bir insan oluyormuşsun sen. Ooo vay vay vay. Ateşe attı bizi. Ya resim. O sizinle ilgisi yok. O bizi çok seviyor ondan. Valla çok çok güzel söylerler. Ben dinledim yani tabii, şey. Sadece. Ama bir televizyon yok programında ya, söylemiştiniz. Hatta Karadeniz evet söylediğinizle ilgili evet mesajlar da var zaten. Hadi ya. Sanki onu söyle. Herkes tüm Türkiye bilsin sonra gel bana sıra. Hatta soru hazır. Uğur'cum niye böyle yapıyorsun ya? Hatta soru hazır. En seyredilen televizyon kanalında yapmışsın yani, bunu. Yo hayır. En çok seyredilen. Ha. Sen git. Kanal ismi söylemiyoruz. Abi onu da söyleseydin de tam oradan da bir çıkamasaydık olur. O ne? Mert sana geldi. Altın mikrofon kardeşim. Açık mı? Niye öyle bakıyorsun? Söyleyeceksin Türkiye. Heyecanlanıyorum şimdi. Ay öyle değil mi? İyice stres yaptım. Niye top bana geldi yine ya? Hayır yani. Sonra döndü. Evet abi bu dursun. Dursun. Yok yok. Ne oldu? Bağımsız yapın ben. Ya birer kuple seçebilirsiniz. Seve seve isterseniz, istemezseniz hiç dert değil. Gerçekten öyle basınçta stresli olmasın yani. Gönlünüzden geçiyorsa. Ama gerçekten de. Böyle kuru kuru ya mı? Böyle olmaz ki. Nasıl? Nasıl kuru? Nasıl ya? Ay sen yapacaksın mı beni ya? Şey çıkışta ayran hayır hayır yani şöyle mi? Hayır hayır öyle değil. Enstrüman anlamı. Enstrümanı falan olmayacak mı? Ay ben ne bileyim. Bir şey niye zorluyorsunuz? Bakın demin caddede zorladınız bizi. Biz Meri'ydi. Programa niye yardım ediyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Mert'le Timur olmasa ben programı gerçekten kaybettim ya. Öyle değil. Ama Kemal abim seyirinden. Hayır yani böyle kimse çalmayacak mı? Yok mu mesela? Serpil falan çalmayı bilmiyorum. Serpil bir şey çal söyle. Serpil çalar çalar. Vallahi bilmiyorum. Meri cevap versin eşlik etmek isterse. Bence söyleyin abi. Abi, hayır, müzikle eşlik etmek ister misin manasında? Ederim tabii yani. Tabii. Uyar mı? Ya. Ben seni seviyorum. Dünyalara bildirdim. Çok güzel bir Karadeniz türküsü söyledi şimdi evet ya. Ben seni seviyorum. Dünyalara bildirdim. Bir şey söyleyeyim. Kemal abi bugün size oynuyor. Ama söyle. Ya, sanki... Kemal abi sen de söylüyor musun ha? Söylerim. Abi senin ama bir de... Bir daha söylerim. Burada söylemem. Ben söylerim ama seyirciniz kalmaz. Daha senin burçlar merakına gelemedik yani. Onu artık başka programda. Yengeç. Evet.
güzel. Koç koç. Çıkışta onu bir şey yapalım. Ben bir soracağım onu. Tamam. şimdi veda edeceğiz. İsterseniz şöyle yapalım. Merih'le sizi de sahneye alalım. Size küçük bir eşlik etsin. Sonra Merih'in solosuyla veda edelim. Ne dersiniz? Uyar mı herkese? Uyar. Uyar. Mehdi'nin oraya bir elemi oldu. Benim toparlamam lazımdı çünkü. Gidiş gelişi bir sanı yok. Yalan öyle böyle falan. Peki. Evet. O zaman arka bahçeye Naz değil söz istiyoruz Allah'ım. Mesajlar da veda ediyoruz. Şarkı yani siz karar verin. Bir küçük kısa görelim. O arada Merih, Mert ve Timur sahneye geçsinler. Onlarla veda ediyoruz. Bizi ve seyircilerimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Arka bahçenin bu haftanın sonuna geldik ama bakışlarınız muhteşem oldu. Ben toparlayamıyorum yani şu an. Haftaya biz yeniden burada olacağız. Dileriz bir tebessüm olabildik sizler için. En büyük bu da Yeşilçam repliği gibi oldu. Büyük tebessümü sonra sakladık. Yok yani. Yeşilçam repliği gibi oldu. Finalde değil mi? Ya ben kapatmam lazım. Çok özür dilerim. Sizin programı. Olmayacak. Haftaya görüşürüz. Haftaya Babil'i konuşacağız. Ebru Nihan Celkan, Deniz Celiloğlu, Pınar Yıldırım konuklarımız olacaklar. Nil İpek bizimle birlikte olacak. Onun şarkılarını dinleyeceğiz. Ocağın ve dileriz Karakış'ın son arka bahçesinde görüşmek üzere. Yine sanatla, barışta, mutlulukta, güzellikle kalın efendim. Sahne onların artık. Benden bu kadar yoruldum gerçekten. Görüşmek üzere. Yani bu konulara aslında çok girmek istemiyorum ben. Ben filmi konuşacağız diye geldim buraya. Film ama buna ihtiyacımız var yani. O el hak. Bu ihtiyaç. Yani daha çok sohbet etmeliyiz falan. Bunalmamalıyız. Çok strese girmemeliyiz. Çünkü böyle dertleştikçe hafifleyecek meseleler gibi geliyor. Orası kesin. Yani böyle çünkü ben şimdi arkadaşlarım olmasa hem de aynı orada söylediğim gibi böyle değişik duygudan, düşünceden arkadaşlarım olmasa sadece kendi kafama yakın arkadaşlarla konuşsam o da değil yani. Seninle biz ortak paydalarda buluşunca bana daha iyi geliyor mesela yani. Bu memlekette işte girmeyelim oralara yani beraberiz. Yani o yüzden çok güzel bir şey yani. Hiç zararsız bak böyle geliyorsun. Aynen. Zararsız yani bak geldim sana falan su içiyoruz. Ben hani mesela buraya geliş sebebim de o seni tanımam. Yoksa hani televizyona çıkalım falan isteğimiz arzumuz yok çok. Ben arkadaşlarımı da biliyorum. Ama seni tanıyorum. Tamam bizim oraya gitmemiz lazım. Gidelim. Zaten sözümüz de var filan. Bu işte bu ilişki kastettim. Bu güven. Yani. Bu hatır. Hatır. Anlatabildim mi? Yoksa... Ahde vefa. Ahde vefa. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Efendim elinize sağlık.